Program sunucularının kartları gibi. Sevgili arkadaşlar, hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Yine Moda Dil Uzaktan Eğitim Stüdyolarından YÖKDİL Kampı için arkadaşlar karşınızdayız. Bu sefer Uğur Hocam var. Uğur Hocamın bu second debate değil İki, mi evet hocam? hocam. Evet Uğur hocam. Hocamın bu kamp dönemindeki ikinci, benim ilk programım ve bugün arkadaşlar okuma parçalarıyla birlikte sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Yine geçen bir önceki YÖKDİL kampında olduğu gibi 8 okuma parçasını bugün halledeceğiz. 7 tane okuma parçasını da son kapanış için Suat Hocam'la yapacağımız programa bırakacağız. Geçen yaptığımız sıralamanın aynısını uygulayalım hocam. Tamam hocam, zaten Sosyalden evet. 3 tane parça çözeceğiz. Sağlıktan 2 parça çözeceğiz. 3 parça Ya inşallah çözeceğiz. öyledir hocam benim. Evet, Sen ya tam daha iyi olarak. biliyorsun hesabı hesabını. Fenden de arkadaşlar 2 parça çözeceğiz. Geriye kalan parçalarımızı da yarın Suat Hocam'la haklayacağız. Hocam sınavlar genel olarak nasıldı? Önce bir girizgah yapalım. Şu Hem son de sınav mı diyorsun yok hocam? yok bizim Bizim yaptığımız bu sınavlar. deneme sınavlarıyla YÖKDİL'i mukayese edersek hocam. Şimdi YÖKDİL'in hocam son ÖSYM'nin eline geçtikten sonra büründüğü, aldığı şekil biraz daha okuduğunu anlamaya yönelik. ÖSYM'nin kaleminin, mürekkebinin değdiği çok belli halde. Yani sınavın YDS'nin hala altında ama ona yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu minvalde bizim denemelerimiz de, çözdüğümüz denemeler de YDS'nin altında ama ona yaklaşmaya çalışan denemeler. Ben şöyle söyleyeyim. Bu kampta çözdüğümüz denemenin 0,5 daha kolay olduğunu düşünüyorum son YÖKDİL'den. Bizim deneme 0,5. YÖKDİL'den Daha kolay. Yani biraz daha ama kolay. böyle yani hani anladın mı hocam? Hissedilebilir, kim Evet. birçok vatandaş için hissedilemeyecek Bir de kadar hocam diyelim. şimdi kolay derken neye göre biliyor musun? Benim o yorumum. Doğru cevapları görmedeki ipucu sayımız biraz daha burada fazla. Anladım. Ona kıyasla. Yoksa cümleleri anlamlandırma, çok tatlı cümleler var. Yani onları anlamlandıramadığın zaman zaten soru gidiyor. Hangi sınava girersen gir. Eyvallah hocam. Okuduğunu anlama sonuçta bu işin Evet hocam. anahtarı Evet hocam. ve sevgili arkadaşlar yani Uğur hocamın söylediklerinden genel anlamda özet olarak toparlayacak olursak sınav her ne kadar YDS'ye nazaran YÖKDİL'den bahsediyoruz tabii ki. YDS'ye nazaran daha rahat gibi görünse de yine işin anahtarı temelinde arkadaşlar okuduğunu anlama kabiliyeti var. Kimin için kolay? Okuduğunu anlayamayan bir arkadaşımız bu sınava girdiğinde sınav çok zordu diyecek çünkü Evet. anlayamıyor zaten. Ya da anladığını düşünüyor, doğru yorum yapamıyor. Onlar Artık öğrenciler. eskiden şöyle öğrencilerimiz vardı hocam. Geliyordu vatandaş kayıt görüşmesinde diyordu ki hocam ben okuduğumu anlıyorum. Yani nasıl anlıyorsun? Bu paçada ne anlatıyor diyorsun? Hocam diyor işte İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Yani bu kadar parçayı okuyor ve çok genel bir değerlendirme yapabilecek Evet. kadar anlıyor. Evet. Eskiden bu tarz sorularda ya daha doğrusu sorularda bu kadar üstte kalan, bu kadar genel bir anlama kabiliyetiyle sınavda başarılı olabilen bazı soruları çözebilen arkadaşlarımız oluyordu. Ama sınav artık detaya indi. Evet hocam. Aynen öyle. Okuduğunu anlama konusunda arkadaşlar biraz daha detaylara vakıf olmak icap ediyor. Bu da biraz kelime dağarcığınızı belirli bir noktanın üstüne çıkarmanız anlamına geliyor ki bu konuda zaten hem bizim yaptığımız çalışmalar var hem de sizleri bu manada elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce yönlendirmeye çalışıyoruz. Umarız yönlendirmeleri dikkate alarak çalışmalarınızı yapıyorsunuzdur. Bir de hocam şöyle bir faktör de var. Şimdi bizim denemeyi yapıyor vatandaş. Tabii evinde yapıyor. Rahat rahat yapıyor. Bakıyor. Diyor ki 70. B'dir diyor. İşaretleyip geçiyor. Çok Rahat. düşünmüyor. Yanlış çıksa ne olur hocam? Nihayetinde deneme. Fakat sınav günü aynı soru olsa ne yapıyor? Ya bu B'de. Bakın bir de dur bir C'ye de bakalım. Aslında bir D de iyi gibi geldi deyip işi karıştırıyor. Dolayısıyla mesela bizim denemeden azıcık işte atıyorum diyelim ki 70 puan alıp sınavda da aşağı yukarı bizim deneme biraz daha rahat ama aşağı yukarı aynı puanı alabiliyorlar. Çünkü sınav belki kolay geliyor. Daha kolay geliyor ama o sınav heyecanıyla birazcık düşürebiliyorlar. Ya böyle oynamalar olabiliyor bizim denemeyle sınav Sınavın arasında. kimilerine pozitif, kimilerine Negatif negatif etkisi oluyor. etkisi Aynen öyle. olabiliyor. Orada şey çok önemli hocam. Sınav günü psikolojisini yönetme diye bir şey var. Yani gireceksin. Hani çok iyi futbolcu olabilirsin hocam. Antrenmanlarda müthiş takılıyor Antrenman topçusu olabilirsin. diyorlar Ha, hocam. ama maça çıkıp olayı çevirmediğin sürece yani orada o anda orada göstereceksin kendine. Aynen Bilgileri, öyle. birikimini dökeceksin ortaya. O belki biraz zorluyor. Yani tam sahneye çıktığında Evet. bir kere artık yapman gerekeni yapacaksın. Vazife asıl orada Orada ortaya. Orada. yani aynen Aynen. öyle. Yani şimdi denemelerde adam diyor ya hocam ya ben denemelerde hocam iyi yapıyordum. Sınavda ya da düşük yaptım falan filan. Yani bunun iki sebebi var. Ya deneme
çok çok rahat sınavdan ya da sınav günü psikolojisini yönetemedik orada. Evet evet, rahat davranamadık. Bunu da anlayabiliyorum. Herkesin hocam şeyleri var. Abi hocam sıkıntıları var ya, bu puanı vermesi gerekiyor adamın. Bir sürü faktörü var tabii. Ya ben eskiden biraz daha, her zaman söylüyorum, özellikle son zamanlarda giderek daha fazla hissetmeye başladım. Eskiden biraz daha gaddar bir öğretmendim. Hatta şu PlayStation oyunları falan var ya hocam. Orada şey var. Bir neydi o oyun? Bir tane savaş oyunu vardı. Bizim Ahmet hocamlarla falan topluca oynuyorduk. Call of Duty mi oynuyorduk? Call of Duty oynuyorduk. Orada da benim lakabım da orada gaddardı hocam. Konu nereden geldi, alakası yok belki ama. Ben eskiden gaddar bir öğretmendim. İnsanların çok fazla içinde bulundukları durumu çok fazla kale almıyordum. Yapman gerekiyor, yapacaksın arkadaş. Evet. Dış faktörler nedir? Kusura bakma, ben onu anlamam. Bunu yapacaksın diyordum. Ama gerçekten hayatın öyle olmadığını zaman içerisinde olgunlaştıkça insan anlıyor. Doğru. Bir sürü faktör var tabii ki. Gene öğrenciler seviyor ama hocam gaddarlığı. Tabii hocam. Hocam biraz disiplin şart. Evet, evet. Biraz disiplin şart. Tamamen rahat bir ortam çok fazla eğitim öğretimde bence evet, istenilen verimi vermiyor. Böyle her şeyi gülerek anlatalım, her şeyi dostlukla çözelim falan yok. Evet. Bir çizgi lazım bence diye düşünüyorum. Bizi izleyen, takip eden arkadaşlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinden selamlar gönderiyorlar. Adil Cavaz'dan, Afyon'dan, işte başka yukarıda vardı hocam. Nereler vardı? Birkaç evet, parça hemen, onları da hemen katalım. YDT kampı isteyenler var, onları da duyuyoruz. Bitlis'ten, Hakkari'den. Bugün hocam doğuya çalışıyoruz. Doğu tarafı. Galiba doğudaki arkadaşlar mesailerini ya da işte ne bileyim çalışma takvimlerini daha iyi ayarlıyorlar hocam. İlk başta baktık. Evet, evet, bizim bence, o tarafa bakıyoruz. Bence hocam oradaki sample group sana genel bir fikir vermesin. Şimdi bir sorsan Türkiye'nin neresindeniz bak, diye. Bak Cizre, Şırnak, hocam Çorum yazan var. Van'dan takip ediyorlar. İşte bu bak, arkadaşlar ya. Zonguldak. Bak Serik, Antalya, Zonguldak. Kaç büyük şehir ve Zonguldak'ta hocam? Kaç mı bilmiyorum hocam onu. Hani şu kapanmalarda falan diyorlar diye hocam. Ankara, Tokat, hocam, Malatya, Sivas, Kayseri. Evet, ben bunu seviyorum. Suat hocam evet, daha çok seviyordu da. Hadi bir yazın bakalım evet, nereden izliyorsunuz her falan diye. Çok güzel arkadaşlar. İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Kocaeli'den, İzmir'den herkese selam olsun arkadaşlar. Ülkemizin neresinden veya dünyanın neresinden, sonuçta internet üzerinden yaptığımız bir yayın. New York'tan izleyen öğrencimiz vardı bir yayında, hatırlıyor musun hocam? Amerika'dan, galiba, Azerbaycan'dan, evet, Amerika'dan, Güney Afrika'dan, Güney Afrika'dan galiba takip eden öğrencilerimiz evet, var hocam. Görevlendirmeyle evet, yurt dışında olup bize hatta mesaj atan, ya hangi sınavdı, ben yurt dışındayım, bunu takip edeceğim. Hocam acaba bilgileri alıp oradan Times Meydanı'na inip deniyor mu orada? Olabilir. Wi-Fi var değil mi hocam? Oradan deniyor mu acaba insanlarla? Evet arkadaşlar, biz lafı çok uzatmayalım. Muhabbet etmek, hele kamera önünde muhabbet etmenin ayrı bir zevki var ya, hocam. Bizden deniyor. Garip, aynen öyle. Tamam. Garip bir keyfi var. Ama biz bunu tadında bırakalım ve Uğur hocamla bugün yapmamız gereken şeye odaklanalım. Hani showtime diyorduk ya, öğrenciler sınav anında çıkacaklar, gereğini yerine evet, getirecekler. Bizim de şimdi show zamanı başlıyor. Hocam sosyalle başlayacağız. Evet hocam, ben başlamadan önce iki konuda bir şey söyleyeyim. Birincisi, tabii ki arkadaşlar, bizi YouTube'dan takip eden arkadaşların Instagram'dan da takip etmesini ben önereceğim. Instagram handle'ımız ne? @modadil. Doğrudan sadece modadil. @modadil. Niye takip etsinler diyorum. Yani bu sadece bir salt, yalın bir çağrı değil. Çok samimi söylüyorum. Yani sadece sınav içinde değil, orada bazı bilgiler paylaşılıyor ve İngilizce yaşama işi. Özellikle de çoğumuz işin okuduğunu anlama kısmıyla uğraşmaya çalışıyoruz. İşte sınavlarla boğuşuyoruz. İngilizce ile bağı koparmamak adına, sürekli kendini canlı tutmak adına, madem bu telefon ve sosyal medyada çok vakit geçiriyoruz, bunu faydalı kılmak adına, gözümüzün önünden orada geçmesi adına Moda Dil'in hesabını takip edip oradaki bilgilendirmeleri özümsemeye çalışarak faydalı bir, en azından birkaç saniye geçirebilirler. İngilizce adına konuşuyorum. Ve bunların da orada paylaştığımız soruların çözümünü yapacağız hocam. Harika. Özellikle üzerinde durmamız gereken aslında bir detay, ben unutmuştum. Hatırlattığın evet, harika oldu. Dediğin gibi önümüzdeki hafta bir de ayrıca YouTube canlı yayınlarımız başlıyor. Ben şey gibi bakıyorum hocam. Sınav TV diye bir kanal gibi bir şey olacak yani. Çünkü bir aralar YDS TV almıştık. Değil sonra mi? Sonra devam ettirmedik sınav ama Moda Dil öyle oldu şu anda. Evet, hani YDS'de değil de bütün dersler, şeyler, sınavlar için konuşuyorum hocam. Sınav TV gibi devamlı sorular çözülecek. İşte sürekli eğitim gibi ve hayata monte ederek. Yani Müge Anlı izlemesinler 5 dakika. Aynen öyle.
Ya, anladın mı? 25-30 dakikalık evet. Şeklinde planladığımız programdan bahsediyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi Instagram sayfasında son birkaç gündür günlük rutin olarak paylaştığımız soru sayılarının arttığını göreceksiniz. Ve o soruları biz organize ederek haftanın bir sonraki hafta, bir hafta boyunca Instagram'da yapılan paylaşımlar takip eden hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri arkadaşlar bir program dahilinde canlı yayınlarla YouTube kanalımızdan çözülecek. Oradaki soruları çözeceğiz ve detaylı bir şekilde sadece çözmekle de kalmayacağız. Kelime anlatacağız, cümle tahlili yapacağız, gramer bilgisi vereceğiz. Kısacası arkadaşlar gerçekten tırnak içinde söylüyorum. Hani erişebileceğiniz ben sizin yerinize olsam seve seve takip ederdim diyebileceğim bir içerikle arkadaşlar karşı karşıya kalacaksınız. Mutlaka önümüzdeki hafta hem Instagram'ı takip edin, hem oradaki soruları vaktinde çözün, hem de aynı zamanda bir sonraki hafta, önümüzdeki hafta pazartesi günü, ki hafta da bitti zaten, yarın cuma. Evet, evet. 3-4 gün sonunda başlayacak olan pazartesi saat 2 diye konuşmuştuk. Önümüzdeki hafta pazartesi saat 2'de başlayacak ve düzenli olarak yapacağımız yayınları da kaçırmayın. Hem siz izleyin hem de izlettirin arkadaşlar. Sınavlarla, İngilizce ile işi olan bütün arkadaşlarımıza bu konuda çağrıda bulunuyorum. Lütfen ama lütfen, çok güzel yayınlar olacak. Çok faydasını göreceksiniz. Hiç şüpheniz olmasın. İkinci hocam da başlamadan önce YDT kampı sürekli soruyorlar. Hani yayının arkadaşlar belli bölümlerinde bizimle oldukları çok belli hocam yayınların. Çünkü her yayında muhakkak YDT kampı da yapacağımızı, ki YDS yapacağız, söylüyoruz. Onu da tekrar söylüyorum. YDTC, yani YKS Dilci arkadaşlar da hep aklımızda, merak etmesinler. Onları da coşturacağız inşallah. Bir de hocam bana çok soran oluyor. Benim şahsi Instagram handle'ımı, o da Ugur Albayrak EEC. Hocam onu moda dil yapalım ya. Hocam değiştirmiyorum. Aslında ben onu niye EEC diye aldım biliyor musun? Ugur Albayrak alınmıştı. Aklıma o an o geldi. O zamanlar tamam. EEC vardı. O şimdi oradan takip edebilirler. Senin de var hocam aslında. Var. Sen de kendininkini söyle. Ridvan alt çizgi Gurbuz. O da benim Instagram sayfam, ama ben Instagram sayfamı, şahsi sayfayı sadece böyle çok yoğun bir şekilde kullanmıyorum. Ben yani İngilizce moda dilim, bazı kurumsal videolarını falan paylaşıyorum. Ya gün o kadar. Gelir kullanmaya başlarsın hocam. Tabii. Ben de hani İngilizce bilgilendirmeler, güzel detaylar paylaşıyorum oradan. Hocam bugün cuma diyenler doğru. Bugün cuma, ben unutmuşum cuma olduğunu. Biraz önce dedim ya, bugün perşembe. Ha öyle mi dedim? Tamam. O yüzden. Sıkıntı dikkatli yok. Arkadaşlar bak hocam. Dinliyor demek. Pınar hocam dinliyor. Bir de burada Emir Alp'in cümlesi var. Fen'den başlayalım hocam bugün dedi. Dün Fenerbahçe'de Erol Bulut gitti hocam. Ben de burada Emir Alp'in cümlesini Fenerbahçe'den başlayalım bugün diye okuyorum. Bir Fenerbahçeli olarak. Ya spor programı gibi. Fener'den başlayalım falan diye dedim. Ya üstüme gelmeyin. Evet arkadaşlar, şimdi söz Uğur hocamda. Sosyalin okuma parçalarıyla arkadaşlar yayınımız... hani muhabbet tarafını birazcık aralık veriyoruz ve bilgi tarafına geçiyoruz. Söz Uğur hocamda. Şimdi parça uzun hocam. Bayağı da ekranı doldurmuş. Bir başlayalım şöyle. Sorulara bakarak önce tabii. Birinci sorumuz. Bu soruda parçadan, metinden anlaşılabilir ki demiş. Yani diyor ki bu şeyle, amiyane tabirle avucunu yalarsın diyor bu soru kökünde. Hiçbir şey alamazsın yok benden diyor. 67'de yazarın bir fikre sahip olduğunu, yazar şu fikre sahip gibisinden bir bilgi veriyor. Bakın şuradaki is of'u have gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Yani yardımcı fiil emizar yanına of aldığı zaman sahip olmak anlamına gelen have has şeklinde düşünülüyor. Yani yazar şu fikre sahip diyor. Burada da aslında çok bir detay vermedi bize. Bir de yine pasajdan öğrenebiliriz ki demiş. Yani soru köklerinde arkadaşlar bir... Cacık değil mi hocam? Bir cacık yok soru kökünde. Aynen öyle. Bir bilgi yok. Evet, o yüzden direkt parçanın kendisine başlıyoruz. Son 25 yıldır demiş. Küresel arz zinciri değişmiş. Şimdi burada değişti deyince, shift gelince hemen insan bir from to bekliyor. Yani neredeydi? Oradan nereye geçti? Nereye doğru değişti? Çünkü shift'in anlamlarından biri geçiş yapmak, değişmek. Neredeymiş eskiden mesela? Amerika ve Avrupa'daki üretim üslerinden Asya bazlı bir küresel tedarik zincirine dönüşmüşüz. Bu Asya bazlı zinciri de Çin domine ediyor. Yani burada shift from to'yu görmek lazım. Tamam, bu zaten çoğumuzun hakim olduğu bir bilgi. Çin'in üstünlüğü. Çin'in hızlı gelişimi bu süreç içinde, yani son 25 yılda, o da şuraya gönderme yapıyor. Sadece hükümetin politikalarından da kaynaklanmıyor diyor. Şimdi buradan az sonra bir soru gelecek hocam. Buradaki purely bence önemli. Çünkü burada purely olmasa
Çin'in gelişimi hükümet politikalarından kaynaklanmıyor deriz. Ama purely olunca sadece hükümet politikalarından kaynaklanmıyor. Eşittir hükümet politikalarının da bir nebze de olsa rolü var gibi bir çıkarıma gidiyoruz oradan. Bunun yerine ülkenin büyük ve ucuz bir işçi arzı var adamlarda, bir işçi kaynağı var. Bu da bu olguda ana itici güç olmuş. Burada main driver'ı, ana sürücü ya da işte driver diye düşünmek yerine... ana şoför. Ana şoför. Yani aslında mantık olarak aynı. O otobüsü götüren ana adam, bu Çin'in gelişimi olgusunu götüren ana vatandaş inexpensive and large supply labor. Yani adamlardaki ucuz işçi gücü hocam ve büyük bir işçi gücü var adamlarda. Peki. Fakat bu değişiyor. Oo, bir dakika, Çin acaba o son 25-30 yıldır domine ettiği bu ucuz işçi gücüyle alakalı avantajlı pozisyonunu kayıp mı ediyor acaba? Bu değişiyor. Ne oldukça değişiyor bu ya da ne için değişiyor? Çin'in nüfusu yaşlandıkça ve ülke geçiş yaptıkça, bu transition normalde isimdir hocam. Yani geçiş deriz ona ama burada fiil olarak kullanmış, geçiş yapmak diye kullanmış. İngilizcenin böyle çok ne diyeyim ona, esnek olayları var. Normalde biz şınşinlere isim deriz. Ama adam alır transition'ı, sana fiil yapar. En beğendiğim yönlerinden biri up var ya hocam. Evet. Bir edat. Onu ama sen fiil bile oluyor, yapabiliyorsun. Peki Çin nüfusu yaşlandıkça ve ülke geçiş yaptıkça bu değişiyor diyor. Ülke yine bir from to bekliyoruz. Neyden neye geçiş yapıyor? Dünyanın en büyük üretim üssü olmaktan dünyanın en büyük tüketici piyasası olmaya doğru bir geçiş var Çin'de. Bu gerçekleştikçe ve nüfusu da yaşlandıkça Çin'in dünyayı domine eden o üretim üssü olma pozisyonu da değişiyormuş. Bunun sonucu olarak da Çin daha pahalı hale geliyormuş üretim için. Ve Çin üretim hattını da daha çok yüksek teknolojili sanayilere kaydırıyormuş. Yani adam high tech artık üretim bazı ve endüstrisi üssü oluyor. Aynen. Gibisinden. Ve Çinli tüketiciler de giderek zenginleşiyormuş. Daha zengin hale geliyormuş. Şimdi bu anlattıklarım diyor yani etkileyecektir. Gelecekteki dinamikleri etkileyecektir. Yabancı yatırım dinamiklerini etkileyecektir. Into the country, yani ülkeye akan, Çin'e akan, Çin'e giren, Çin'e yapılan yabancı yatırımın gelecekteki dinamiklerini etkileyecektir demiş. Ardından Çin yine olacaktır diyor. Önemli bir consumer of products, yani bir ürün tüketicisi. Yani Çin bir artık tüketim toplumuna dönüşecektir demiş. Ama Çin yine olacaktır. Bayağı burada Çin şöyle olacak, böyle olacak cümleler var. Artarak pahalı hale gelecekmiş. Ne olarak, hangi rolünde pahalı hale gelecek? Şimdi low end manufacturing diye bir şey var. Önce onu söyleyelim burada. Ucuz demek. Ucuz üretim. Bir de medium end var. Moderate price demek hocam. For moderate products. Yani orta halli ürünler için orta halli fiyat biçme. Şimdi Çin'de normalde ucuz üretim var. Bir de hani orta halli üretim var. Bunu yaparak oynadığı rolün gitgide pahalılaşacağını söylüyor bu cümlede. Bu gelişme coincide with bir şeyle denk gelecek, aynı ana denk gelecek ya da üst üste binecek ya da çakışacak gibi anlamları var. Bu gelişme yani Çin'in giderek pahalılaşması... Aynı zamana genelde böyle... Aynı döneme denk gelecek gibi. Çin'in giderek pahalılaşması bir de şeyle aynı döneme denk gelmiş. Ne şanssızlık onlar için. Hindistan gibi bir faktör ortaya çıkıyor. Hindistan da tek ülke hocam dünyada Çin'le maç yapacak potansiyele sahip. Yani Çin'e denk gelebilecek, kafa tutabilecek potansiyele sahip tek ülke. Hindistanlı işçiler günümüzde aynı maliyete çalışıyorlar. Hangi aynı maliyet? Çinli işçilerin 15 yıl önce yaptığı maliyet. O zaman Çin 15 yıl önce nasıl coşturduysa ucuz, şu anda da işçilikle. Evet, aynen öyle. Şimdi de Hindistan aynı pozisyonda. Ve tamam, bak bunu ben dün de söyledim. Burada aslında yazar bir şeyi kabul edecek önce. Sonra da kendi görüşünü söyleyecek. Zıtlık diyor ki, evet, sayıları kadar çok olmayabilir. Yani tamam diyor, Hindistan'daki işçi sayısı Chinese worker kadar çok olmayabilir. Hocam çok güzel bir yapı var burada. Mesela ez yapıları var ya hocam, evet. Kusura bakma araya girdim ama. Hani bu ez yapıları bazen ikinci ez olmadan, ikinci taraf olmadan da kullanılıyor. Evet. Ne dersin buna? Şimdi ona şöyle diyoruz hocam. Kıyaslamanın ikinci tarafı belliyse zaten öncesinde bu cümlenin, yazar tekrar ikinci kıyaslama yaptığı diğer kavramı söylemeyebiliyor. Ben şey diyorum sınıfta. Hüseyin Bolt hızlı koşuyor. Nokta. Ben o kadar hızlı koşamam. Şimdi Hüseyin Bolt kadar hızlı koşamam dememe gerek yok artık. Çünkü zaten kimle kıyasladığım belli. Ne diyorsun İngilizce'de? Hüseyin Bolt işte can run fast. Nokta. I can't run as fast.
Nokta. Bir daha as Hüseyin Bolt dememe gerek yok. Burada da kıyasladığımız iki kavram Çin ile Hindistan olduğu için direkt işte Hindistan'ın işçi sayısı kadar çok olmayabilir. Ya yani Çin işçi sayısı kadar çok olmayabilse de onu kabul ediyorum. Bunların availability'si var. Yani kullanılabilirliği var. Mevcut, hemen erişilebilir ve ucuz fiyatla bunları çalıştırabilmem var. Bu kesinlikle yeterince önem arz edecektir küresel arz zincirine etki etmede. Yani Hindistan ciddi manada küresel arz zincirini etkileyecekmiş. Bu demografik değişim, yani Hindistan'ın artık Çin'in yerine ucuz işçi çalıştırabilme kapasitesine sahip olması. Hocam enteresan bak, Made in India etiketinin ürünlerin üzerinde Made in China etiketini surpass, geçeceğini, geride bırakacağını söylüyor. Seri üretim yapılan ürünlerde. Her şeyin bir dönemi vardır hocam. Evet. Seri üretim yapılan ürünlerde. Önümüzdeki 10 yıl içinde. Yani biz bir dönem, ben hatırlıyorum, Made in China yazmayan hiçbir şey yok. Hala öyle de. Perece, bir dönem perece, hiçbir perece şey yoktu. Evet. People's Republic of China. Şimdi Made in India gelecekmiş. Ne oldukça bu fabrikalar yine bak shift var. Yine geçiş yaptıkça ya da değiştirdikçe, küresel arz zincirlerinin bir kısmını Hindistan'a geçirdikçe, oraya aktardıkça demiş. Yani fabrikalar Hindistan'a artık ucuz iş gücü olduğu için geçiş yapıyorlar. Dolayısıyla da diyor Made in India'yı görme ihtimalimiz yükseliyor. Made in China'yı geçecek diyor. Peki parça bu. Hoca Süveyş kanalında tıkanmış. Mesela bu küresel supply arzı ciddi manada etkilenmiş. Etkiliyor. Evet. Hocam kaç günde 9 küsur milyar dolar kayıp var diyorlar, evet, ya. Evet hocam. Şey, yukarıdan şeye baktığın zaman Süveyş kanalının resmi haritası var. Sanki trafik, işte İstanbul Ankara trafiği gibi yığılma var böyle. Aynen arada. Öyle. Bu global supply chain'i de öyle şey yapabiliriz, örneklendirebiliriz. Şimdi sorulara bakalım. Yani parçamız aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi soru 1 diyor ki, parçadan anlaşılabilir ki demiş. Hemen hepsini okumak durumundayım, soru kökümüz genel olduğu için. Made in China ürünlerinin, yani bu etikete sahip ürünlerin sayısı Made in India'nın sayısından daha fazladır demiş. Tamam. Şöyle altını çiziyorum. Bursa'da demiş ki ciddi bir değişiklik yok küresel supply chain'de son 10 yılda, ama ciddi bir değişiklik vardı. Tamam, bunu eledim. Ondan sonra Ceyhan'da Çin kademeli olarak rolünü kaybediyor. İşte dominant manufacturing üssü olarak demiş. Bu güzel hocam. Tamam, bu doğru. İşler cevap. Değişiyor. Evet, bu yani parçanın genelinden çıkabilecek bir şey. Denizli'de hükümet politikaları oynadılar, en önemli rolü oynadılar diyor. Şimdi en önemli rol dedi ya, aslında en önemli rolü oynamadı. Parçada demişti ki sadece hükümet politikalarından kaynaklanmıyor. Başka faktörler de var. O zaman bu iddialı bir ifade diyeceğiz. Bir de Edirne'de bütün gelişmeler kesinlikle Çin'in faydasına oluyor tarzı çok çok iddialı bir ifade var. Bunu da eleyebiliriz hocam. O zaman parçanın genelinden çıkabilecek bir doğru cevap olarak düşünelim Ceyhan'ı. Parçanın genelini okuduğumuzda Çin'in kademeli olarak dominant o üretim bazı rolünü kaybetmekte olduğunu bize söylüyor. Tamam, Hindistan'da yapılmış ürün etiket sayısını göreceğiz ileriki yıllarda diyor. Öyle de bir cümle var ama Ceyhan genel olarak parçayı okuduğumuzda it can be understood soru köküyle örtüşebilecek bir ifade. Şimdi diğerine geçelim, 67'ye. Yazarın şu fikri var. Yazar şu fikre sahip demiş. Adana'da diyor ki Hindistanlı işçilerin total sayısı neredeyse aynısıdır Çinli işçilerin demiş. Şimdi böyle bir bilgi var mıydı? Yoktu. Aynısı, neredeyse aynısı dememişti galiba. Bursa'da Hindistan kesinlikle şey yapılabilir, site edilebilir. Yani Hindistan gösterilebilir, referans olarak gösterilebilir. Çin'in tek rakibi, sole rival. Eyvallah, burası da güzel. Ama devamında demiş ki Hindistan kesinlikle Çin'in gerisine düşecektir gibi bir şey demiş. Şimdi bu bizim işte ÖSYM'nin yanlış cevap mantığına, evet, çok benziyor. Önce girişte senin ruhunu okşayacak. Önce başını okşuyor. Evet, ruhunu okşayacak. Aa, bu paragrafta var falan diyebileceğin bir şey veriyor. Sana ifade veriyor. Ondan sonra geri kalan kısmında bozuyor. Peki. Denizli'de demiş ki there seems to be no change. Yani bir değişiklik yok gibi görünüyor Çinli tüketicilerin zenginliğinde. Ama Çinli tüketicilerin zenginleştiğini söylemişti. Burada da yine aslında iddialı bir ifade gibi olmuş. Denizli'ye bakalım. Denizli'de de Hindistan leading figür olacak. Yani önde gelen figür olacak seri üretimde. Çin'i geçecek tarzı bir iddiası vardı yazarın. Yazar öyle düşünüyordu yani. Zaten soru kökü de yazarın düşüncesini bize soruyor. O zaman Denizli gayet iyi gibi aslında. Peki. Is of sahip olmak anlamında hocam. Az önce şey yaptım.
Az önce İZOF'un ne olduğunu söyledim soru köklerini irdelerken. Şimdi Edirne'de de demiş ki Çin'e gelen yabancı yatırım beklenildiği kadar etkilenmeyecek demiş. Ama yabancı yatırımı da ciddi manada etkileyeceğini, mevcut Hindistan'ın yükselişinin Çin'e gelen yabancı yatırımı da etkileyeceğini söylemişti. O yüzden burada Edirne'yi de eleyebiliriz, Denizli'yi de kalabiliriz. Bu da aslında fena bir soru değil. Devam edelim. Bir de üçüncü sorumuz. Pasajdan öğrenebiliriz ki demiş. Şimdi diyor ki, hep genel olduğu için hocam hepsini okuyorum. Hindistanlı işçilerin aileleri dedi ya, mesela ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Parçada Hindistanlı işçilerin aileleriyle ilgili bir şey söylediğini. Dolayısıyla bu zaten false beginning yapmış. Kendi kendini eleyerek başlamış. Bundan uzak duruyorum. Bursa'da şöyle bir şey demiş Bursa. Bence şu ifade önemli. Ben bunu önceki sene de yayınlarda söylemiştim. Sonra TUS'unu Gökdil'de edat sorusunda sordular. To some extent. To a certain extent. To some degree. To a certain degree. Partly. Partially. In part. Bunlar kısmen. Bir nebze. Belli bir düzeye kadar anlamına geliyorlar. Bursa'da demiş ki belli bir düzeye kadar ayrıca hükümet politikalarının da Çin'in başarı hikayesinde bir rolü oldu diyor. Evet bak şöyle bir cümle vardı burada. Dur bu bir önceki pasaj. Şurada diyordu ki Çin'in hızlı büyümesi bu süreçte sadece hükümet politikalarından kaynaklanmıyor. Bu ne demek? Sadece hükümet politikalarından kaynaklanmıyorsa ya bir nebze de olsa kısmen de olsa hükümet politikalarının rolü var diyebiliriz. Tamam Ceyhan'a bakıyorum. İşte diyor ki çok yakın gelecekte Made in China diye bir ürün olmayacak. Yani bu tarz etiketler hiç görmeyeceğiz diyor. Yani bu da çok yine iddialı oldu. Hindistan geçecek ama Made in China hiç kalmayacak diyemeyiz. Denizli'deyim. Şimdi bu renk fiili enteresan bir fiil hocam. Normalde fiil olarak kullanıldığında Türkçe'ye çevirmek de biraz insanı böyle ne desem şimdi bu ne oluyor? Sırada olmak, belli bir sırada olmak diyebiliriz. Yani Çin birinci sıradadır, ilk ülkededir. Ülkeler sıralamasında birincidir. Ne bakımdan diyelim, in terms of'u gördüm. En çok fabrikaya sahip olma bakımından. Pasajda bahsetmediği için eliyorum. Belki öyledir hocam, değil mi? Olabilir. Ama parçada belirtmediği için. Gerçek bilgiyle parça aynı şey değil. Evet, evet, evet. O yüzden Denizli'yi de eledim. Edirne'de de Hindistan'daki yetkililer, bakın arkadaşlar yine var. Are of, emizar of, sahip olmak anlamında kullanılıyor. Fikrine sahipler. Bir kere Hindistan'daki yetkililerin aslında söylediği hiçbir şeyi anlatmadığı için bize, o yüzden Edirne'den de uzak duracağız ama ekonomik stimülasyonun üretimi artırmak için bir zorunluluk olduğunu belirtmiş Hindistan'daki yetkililer. Ben ne duydum bunu ne gördüm bu parçada. Bundan da uzak duruyorum. Bursa doğru cevap oluyor. Nereden geldiğini de söyledik. Şimdi hocam sen oradan yardımcı evet, oluyorsun. Hocam. Ben de bir yandan sözlü olarak söyleyeyim. Bir kere extend ile D ile bitenle T ile biteni karıştırmamak lazım. Extend genişletmek anlamında kullanılabilir. Aynen expand gibi. Extent ise T ile biten kapsam, ölçek gibi anlamlara geliyor. Siz to some extent dediğinizde belli bir kapsamda. Yani bir raddeye kadar ben çok severim o ifadeyi. Belli bir nebze de olsa bir raddeye kadar gibi bir anlama geliyor bu ifade. Hocam bu kadar. Evet hocam. Bu parçanın analizi. Ağzına sağlık güzel hocam. Sıra seni, bana geldi hocam. Medeniyetin o zaman doğduğu yere gönderiyorum seni hocam. Evet hocam. Mahsus sana verelim. Gidiyoruz bizim tarafa doğru. Şimdi sevgili arkadaşlar Mezopotamya'dan bahsedecek bir parça var karşımızda. Hazır mıyız? Var mı sorusu olan? Uğur hocamın anlattığı parçayla ilgili sorusu olan arkadaşımız var mı? Bir Vahide'nin bir sorusu vardı hocam. Ne diyor hocam? Parçaya geçmeden izofla enjoy aynı mıdır demişti. Şimdi güzel soru. Enjoy o kelimesinin var aslında. Zevk almak anlamını, hoşlanmak anlamını okulda öğretiyorlar zaten. Ama akademik sınavlarda ÖSYM öğretilmeyenleri sorar ya okulda. Yine çakayım oradan. Enjoy sahip olmak anlamına geliyor. Diyor ki mesela Germany is enjoying a strong economy diyor. Şimdi burada Almanya güçlü bir ekonominin tadını çıkarıyor demiyor da aslında güçlü bir ekonomiye sahip demeye çalışıyor. Öyle bir anlamı var. Doğru. Evet. Şimdi birebir aynı değil. Be off'la yani is off'la birebir aynı, onu kaldır yerine onu koy diyemezsiniz. Bu mümkün değil. Ama benzer anlamlara gelebildikleri durumlar var. Bir aynen raddeye öyle. Kadar aynılar. Evet. Bir raddeye kadar. Evet. Tamam hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar. Önce soru köklerine hızlıca ben de bir bakayım. It is clear in the passage that... Şimdi parçada açık açık anlatılan bir şey varmış. 70. soruda parçadan kolayca anlayabiliriz ki demiş. Hadi bakalım anlayabilecek miyiz? Ve son sorumuz arkadaşlar. O da it is implied in the passage that. Yani parçada
ima yollu, üstü kapalı bir biçimde anlatılan bir bilgi ve soru köklerinin hiçbirisi sevgili arkadaşlar bize bir bilgi sunmuyor. Dolayısıyla biz parçayı mecburen baştan sona okuyacağız ve sonra tıpış tıpış sorulara gidip teker teker hepsini halledeceğiz. Hadi buyurun o zaman başlayalım. Ne diyor arkadaşlar birinci cümlemiz? The phrase, bir öbek varmış, bir kelime öbeği var. Birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu bir grup, kelime grubu. Neymiş bu kelime grubu? The foundations of civilization. Civilization da diyorlar, civilization da diyorlar. Ne? Medeniyetin temeli, medeniyetin temelleri artık neyse, beşiği de diyebiliriz, cradle de olabiliyor. Bu kavram kullanıldığında diyor, bu kavram genelde kullanılıyor. Ne zaman, neden bahsederken? While talking about Mezopotamya. Mezopotamya'dan bahsederken biz genelde bu kavramı kullanırız. Ancak tam olarak bu kavram ne anlama gelir kardeşim diye bir soru soruyor yazar. Devamında diyor ki medeniyet dediğin şey, civilization dediğin şey sadece bir arada yaşayan insanlar mıdır? People living together. Sadece birlikte yaşayan insanlar mıdır? Ya da efendim, ya da pardon, yoksa da diyebiliriz. Yoksa daha fazlası mıdır? Yoksa bu işin içinde sadece birlikte yaşayan insanlar değil de başka unsurlar da var mıdır? More diyerek daha fazlası var mıdır bu işin içinde diye bir soru soruyor. Devamında diyor ki agriculture had emerged by 8000 BCE. Milattan önce arkadaşlar 8000 yılı civarında veya 8000 yılına gelindiğinde tarım diye bir olgu ortaya çıkmıştı. Emerge etmişti, baş göstermişti, ortaya çıkmıştı. And art, ve sanattan bahsediyor arkadaşlar. Sanat was produced for thousands of years before Mesopotamia rose. Mezopotamya'nın doğuşundan binlerce yıl öncesinde sanat vardı. Sanat üretiliyordu. Sanatla ilgileniyordu insanlar diye de bir başka cümlemiz var. Ancak Mezopotamya bütün bunları, hayatın, insan kültürünün bütün bu yönlerini aldı. And transformed them into civilization. Ve bunları bir medeniyete dönüştürdü. Yani bunlar Mezopotamya ile birlikte var olan unsurlar değiller. Tarım Mezopotamya'dan önce de vardı. Sanat Mezopotamya'dan binlerce yıl önce vardı. Ancak Mezopotamya bunları aldı ve bir medeniyet haline getirdi. As we know it today. Bugün bildiğimiz haline getirdi diyor sevgili arkadaşlar. Bugün bizim bildiğimiz medeniyet kavramı neyse Mezopotamya sanatı ve tarımı o hale dönüştürdü. Brought together by a common goal. Bir ortak gaye etrafında birleşen, bir araya gelen, bir ortak gaye ile bir arada olan neymiş arkadaşlar bu ortak gaye? To find food. Gayeleri neymiş? Beslenmek, yiyecek bulmak, gıda bulmak. Bu gaye etrafında toplanan Mezopotamyalılar, çok güzel bir kısaltma girişi var burada. Mezopotamyalılar ne yapmışlar abi? Geliştirmişler. Some of the earliest writing, yani yazı dediğimiz bildiğimiz yazı. Yazının ilk türünü, ilk hallerinden bazılarını diyeyim ya da geliştirmişler. Known to man, insanoğlunun bildiği ilk yazılıyı veya yazı türlerini bazılarını Mezopotamyalılar geliştirmiş. Bunlar born out of necessity. Bu yazı da aslında zorunluluktan ortaya çıkan bir şey. Out of necessity, mecburiyetten, zorunluluktan, den dışarı diye düşünmeyin de yani şundan ortaya çıktı diyoruz ya, out of'u bu tür şeyler için kullanıyorlar. To record accounts and crop yields. Ne diyor? Hesapları, kitapları tutmak için. Ahmet, bana şu kadar borçlusun. Ne yapacağız? Unutuyoruz abi, insanız. Ne yapalım? Yazalım. Mecburiyetten kaynaklanıyor arkadaşlar bu yazıyı bulma olayı. Aynı zamanda neymiş? Crop yields, verimler, işte bu sene şu kadar hasat ettik, şu kadar arttı, tarımla beraber falan artık yıllık adamlar bir istatistik tutuyorlarmış. Yani hani seneye acaba bakalım gece bir önceki seneyi geçebilecek miyiz filan. Bu şekilde bir istatistik tutuyorlarmış. Ancak it later developed, daha sonraları daha da gelişti, to represent more abstract ideas.
daha soyut fikirleri sunmak adına, daha soyut fikirleri anlatmak, temsil etmek demek istemiyorum burada. Daha soyut fikirleri ete kemiğe büründürmek, anlatmak için yazıyı kullanılacak şekilde getirmişler, geliştirmişler. As people were gathered together, insanlar bir araya geldikçe, spiritual practices were also refined. Aynı zamanda insanlar artık manevi tarafa da yönelmeye başladılar ve oralarda bazı ayinler yapmaya başladılar. İşte dinsel dini topluluklar diyeyim ben oluştu. O da o tür faaliyetler. Ona ne diyorlar? Ayinden başka ne diyebiliriz hocam? Dini uygulamalar diyebilirim. Ruhani dini uygulamalar. Evet, olayların manevi tarafı da var. Yani hep diyor ki biz bu dünyaya çalışmayalım. Bir de olayın manevi tarafı var. Adamlar Mezopotamya'da bunu da fark etmişler. Ve manevi tarafı da almışlar. Onu da biraz rafine etmişler. Biraz incelemişler, biraz işlemişler. Daha da güzelleştirmişler. Ve the population began to share a common belief system. Ve toplumda da artık ortak bir inanç sistemi oraya çıkmaya başlamış. Devam ediyoruz. With this established system, artık oluşan, artık toplumda yer eden, established dediği o. Hani toplumda artık yer eden bu sistemle birlikte, bu inanç sistemiyle birlikte, rahipler kardeşim, ki rahipler tanrılarla iletişim kurabildiklerini iddia eden insanlarmış. Rahipler ne yapmış abi? Bir kere yerlerine kurulmuşlar. Took their place. Benim yaptığım gibi tahtlarına şöyle kurulmuşlar. Neredeymiş bu taht? Bizimki gibi Ankara'da küçük bir binanın ücra bir köşesinde değil. Neredeymiş abi? Sosyal hiyerarşinin tepesinde bir tahta kurulmuş bu adamlar. Yani rahibim ben kardeşim, en tepede ben olacağım demiş. Evet. Niye acaba? And slowly a class system developed. Ve yavaş yavaş bir sınıf sistemi ortaya çıkmaya başladı. En başta kim var? Rahipler. Bu vurgu, efendim, dine yapılan bu vurgu, inanca yapılan bu vurgu, inspired moral codes. Artık etik değerler, kodu burada yasa da diyebiliriz arkadaşlar. İşte ahlaki, olayın ahlaki yönünü ele alan yasalar, kanunlar, düzenlemeler, bunlar ortaya çıktı. Bunlara ilham verdi. Dinin bu kadar vurgulanıyor olması bir etik kuralları doğurdu diyelim. Öyle yorumlayalım. Kod burada yasa diye geçiyor. Which led to formal rules. Zaten burada eş anlamlısı olarak hemen rule'u da vermiş. Bu da beraberinde hemen resmi kuralları da getirdi. Yasalar çıktı. Ve bunun neticesinde in turn buna bağlı olarak punishment ortaya çıktı. Cezalar ortaya çıktı. Ceza. For those who disobeyed. Yani bu kuralları benimsemeyen, bunlara karşı çıkanlara karşı da sen misin benim koyduğum kuralı beğenmeyen, al sana ceza dediler. Although much has been uncovered. Her ne kadar çok fazla şeyin üstü açılmış olsa da. Üstü açılınca ne olur? Herkes görür. Üstü çok fazla şey ortaya konmuş olsa da, üstü açıldığı, açıklığa kavuşturulduğu, herkes tarafından bilinir hale geldi. Neyle alakalı? About Mesopotamia by historians. Her ne kadar tarihçiler Mezopotamya ile ilgili birçok şeyin üstünü açmış olsalar da, yani bunları açıklığa kavuşturmuş olsalar da, they are still exploring, hala incelemeye, araştırmaya, keşfetmeye devam ediyorlar. Neyi? The huge impact. Muazzam bir etki var orada. Mezopotamya'nın muazzam bir etkisi var. Nerede? It had on the ancient world. Antik dünyada üzerinde, antik döneme ait Mezopotamya'nın muazzam bir etkisi var. Onu hala araştırıyorlar. Ve sadece Mezopotamya'nın antik dünya üzerine etkisi yok. The world we live in today. Bugün içinde yaşadığımız dünyaya da etkisi var. Bu etkiyi hem antik döneme hem de bugüne olan etkiyi tarihçiler hala araştırıyorlar. Demek ki araştıra bitirememişler. Güzel. Bununla da ilgili bir sorumuz var. Bir detay nokta. Hemen parçamıza bitirdikten sonra sorularımıza başlayalım. 69. soru sevgili arkadaşlar. Şimdi Mezopotamya'nın muazzam bir etkisi var demiş. Bak ne güzel söylemiş değil mi? Doğru. Not on the world we live in today.
But on the ancient world. Şimdi güzel kardeşlerim, not only but also yapısıyla not but yapısını birbirinden ayırt etmek icap eder. Not but ne demek? Orada değil, burada etkisi var. Şimdi burada sadece içinde yaşadığımız sadecesi yok. İçinde yaşadığımız bugünün dünyasına değil de antik dönem dünyasına, o döneme ait etkileri var dersek parçamızın son cümlesine ihanet etmiş oluruz. Parçanın son cümlesinde Mezopotamya'nın hem ancient world dediğimiz antik döneme hem de bugüne etkisi olduğunu söylüyordu. Burada not but kalıbı sıkıntılı, biraz böyle hızlı gideyim ben falan diyen arkadaşlar için tuzak bir nokta. Buna dikkat. Not only but olsaydı A seçeneği doğru olurdu. Bursa'ya gelelim. Din ve sanat aynı öneme sahipti. Şimdi güzel, parçada dinden, sanattan bir yerlerde bahsedilmiş. Bir yerde geçmiş sanat zaten. Ama sanatla din aynı kefede değerlendirilmemiş. Bunların önemi birbirinin aynısıdır diye bir çıkarım yapabilme durumu söz konusu değil. Mezopotamya ve onun derin etkileri hala analiz edilmektedir tarihçiler tarafından. Evet, parçamızın son cümlesinde zaten they are still exploring diye bir ifade vardı. Yani onlar hala kardeşim incelemeye, araştırmaya devam ediyorlar o etkiyi diye. Dolayısıyla bizim cevabımız sanki C seçeneği olacak diyelim arkadaşlar. Hızlıca hemen Denizli'ye de bir bakalım. Şu araçları seçmek keşke biraz daha kolay olsaydı. The priests neymiş abi? Bunlar rahipler. Bunların sınıf sisteminin gelişmesinde hiçbir rolü yoktu. Olmaz olur mu? Adamlar gittiler en tepeye kuruldular. Dolayısıyla en tepeye kurulduktan sonra ben olsam ben de derim bir sistem getirin hemen. Hemen bir sistem getirin. Bu sistemin başında ben olacağım derim yani. Elbette etkileri var. Mezopotamya'nın arkadaşlar çok ciddi sayıda böyle inanılmaz yaman savaşların olduğu, böyle çok kanın döküldüğü arkadaşlar savaşlar var. Mezopotamya'nın bu savaşlara tanıklık ettiği, çok sayıda bu şekilde şiddetli savaşa tanıklık ettiği tarihi boyunca diye bir ifade var ki bu ifade parçayla hiç ama hiç alakalı değil. Biz bu Edirne seçeneğini son baskıda koyduk hocam. Evet. Bir önceki baskıda A seçeneğiyle Edirne seçeneği aynıydı. Orada bir baskı hatası vardı. Bunu da düzeltmiş olalım. Bir sonraki baskıda bu olacak arkadaşlar. Evet. 69'un cevabına Ceyhan dedik. Gelelim 70. soruya. Kolayca parçadan anladığımız acaba ne olabilir? Kime göre? İşte kolayca derken anlayan adama diyor hocam. Anlamayan adama zaten söylemiyor yani. There was no class distinction in Mesopotamia. Mezopotamya'da sınıf ayrımı yoktu. Belki de yoktu ama rahipler geldi. Sınıf ayrımını getirdiler. Bir sınıf düzeni oluştu. Hani oluştuğundan bahsediyor arkadaşlar. Ama ne zaman yoktu diye bir bilgi yok. Tarım tam olarak ne zaman ortaya çıktı? Hala bir tartışma konusu. Tartışma konusu olur mu? Adam gün, saat vermiş. Tarih, işte tarım milattan önce kardeşim 8000 yılından önce ortaya çıkmış. Yani dolayısıyla bir tartışma söz konusu değil. Bir tarih var elimizde. Sanat ve tarım arkadaşlar aynı zamanda ortaya çıktı tarihin akışı içinde. In the course of, ben de bunu seviyorum ha. In the course of time diyor, zaman evet, içinde. Course'un burada sadece ana öğün, yemek veya bir kurs anlamına gelmek, bir ders anlamına gelmenin ötesinde aynı zamanda istikamet, yön anlamına da geldiğini, rota anlamına geldiğini de bilelim aslında. In the course of diye de bir kalıp var. Bu da güzel bir kalıp kullanım arkadaşlar. Altını çizmiş olalım. Şimdi aynı anda ortaya çıkmadıklarını bir önceki cümleden yine söyleyebiliriz. Milattan önce 8000 yılında tarım çıkmış. İşte efendim Mezopotamya'dan binlerce yıl öncesinde de sanat ortaya çıkmış. Ama aynı dönemde çıktıklarına dair bir bulgu yok. Efendim Mezopotamyalılar niçin yazıyı geliştirdi? Bu hala tam olarak bilinmiyor. Niçin geliştirdikleri belli arkadaşlar, anlatmış. Ürün yetiştiriyorlar, kayıtları tutuyorlar falan filan. Hani hesap kitap yapıyorlar. Accountlar var. Niçin olduğu parçada verilmiş. Dolayısıyla Denizli de yanlış. Rahipler efendim bir numaraydılar. Evet, benim de favorim bu zaten arkadaşlar. Rahipler bir numara. E seçeneği bunun doğru cevabı olmalıydı. Tap noktaya onlar kuruluyordu. Gel Şerif Hanım, gel. Uğur Hocam bu benim. Teşekkür ediyoruz. Bu senin. Sağ olun. Arkadaşlar mazur görün lütfen. Hemen boğazımızı ıslatacak malzemelerimizi aldık. Teşekkürler Şerif Hanım. Eline koluna sağlık. Siz olmasanız
biz bu arkadaşlara bu hizmeti veremeyiz. Evet. Şimdi. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. 70. soruyu tamamladık. Sıkıntısı olan var mı? Sorusu olan var mı? Yok diyeceksiniz. Ben bunu bekliyorum. Bu soruyu onun için sordum zaten. Hemen 71'e geçeceğim çünkü. Şimdi 71. Parçada ima yollu bir anlatım varmış arkadaşlar. Neymiş bakalım. Like the cultures of the Nile or the Indus. Parçada Nil Nehri, İşte Indus Nehri filan, hani böyle bir bölgeden bahsedilmiş miydi? Hayır. Dolayısıyla ben bu seçeneği artık okumam. Parçayla hiç alakası yok. Devam edelim arkadaşlar. Writing or written law, yazı ve yazılı kanunlar, hukuklar ilk defa bulunuyor bölgede. Ha, bulunup bulunmadığı hala tartışılıyor falan. Alakası yok. Yani hani tartışılan mesele yok. Yazı varmış. Bayağı da bir zaman önce bulunmuş. Bazı resmi kanunlar ortaya çıkmış filan. Eğer söz konusu Mezopotamya ise. If the issue is Mezopotamya. Yani bu biraz böyle Türkçe olmuş ama olsun, sıkıntı yok. Eğer konu Mezopotamya ise kardeşim, it is hardly surprising to hear the phrase the foundations of civilization veya civilization. Şimdi hardly surprising'in ne olduğunu bilirseniz arkadaşlar, bu cümlenin doğru olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Ne demek? Şaşırtıcı değil arkadaşlar. Yani bizim medeniyetin beşiği, medeniyetin temeli ifadesini Mezopotamya'dan bahsederken kullanmak şaşırtıcı değil. Peki bu ifadeyi nereden buluyoruz? Hemen parçamızın ilk cümlesinde çok sık karşılaşılıyor demiştik. Mezopotamya'dan bahsederken biz bu ifadeye, bu phrase'e çok sık tanıklık ederiz. O phrase'de karşı karşıya kalırız demiş ve birinci cümlemizden bizim 71. sorumuzun doğru cevabının Ceyhan olduğunu söylememiz mümkün. Denizli'yi de hızlıca geçeyim. Medeniyet dediğin insanların birlikte yaşaması anlamına gelen bir şeydir. Başka da bir kavramın, bu kavramın bir tanımı, bir karşılığı yoktur. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ortak bir inanç sistemi Mezopotamya'da oluşturulamadı demiş. Tam tersine oluştuğuna dair parçamızda geçen bilgiler vardı. Ve 71. soruyu bu şekilde dilim döndüğünce sizler için cevapladıktan sonra sıramı savuyorum ve Uğur hocama buyur diyorum. Sağ ol hocam. Orada hocam şey diyorlar arkadaşlar, take place ne demek? Take place, vuku bulmak. Evet, yan yana yazılırsa vuku bulmak, cereyan etmek, gerçekleşmek demek. Occur ve happen'la aynı anlamda. Bir de take the place of something var. Yani bir şeyin yerini almak, onun yerine geçmek. Replace. Senin gibi. Evet hocam, parçada çevirdiğin take their place'ti. Sen ona şey işte doğru olarak şey dedin, işte bir şeyin yerini almak, onların yerini almak gibi bir şey dedin. Tam hatırlamıyorum da. Ama şeyi sordu arkadaşlar, take place ne demek? Bazı arkadaşlar işte yerini almak falan dediler. O take the place of veya take somebody's ya da something's. Yani place. Ben yazayım buraya. Take the place. Tabii yok. Take the place of something demek, evet. Başka bir şey diyorsun. Onun yerini almak. Bir aynen, yerini bu eşittir almak. Arkadaşlar. Bu eşittir. Replace. Yani yerine geçmek demek de diyebiliriz. Yani substitute, replace gibi. Ama, bir de ama take place yani, occur demek. Evet, take place var bir de. O da meydana gelmek demek. Şimdi bu Mezopotamya Rose'u sordular. Cevaplandı falan hocam. The Rise of yazıp yanına bir uygarlık ismi yazalım hocam, seninle gel. Mesela The Rise of Ancient Rome. Hemen yazayım hocam. The Rise of Ancient Rome. Şimdi bu ne demek? Antik Roma'nın doğuşu. Doğuşundan kastımız ne? Tarih sahnesinde artık kendini böyle artık ben de varım bakın yükselişi. Bakalım demesi. Evet. Bir de fall var değil mi? Bir de fall var, decline var, decay var, gerileme tabii. Falan anlamında. Şimdi buraya the rise of the Ottomans da diyebiliriz, Osmanlılar. Veya bu rise'i fiil olarak kullanıp işte ancient Romans rose deyip antik Romalılar tarih sahnesine çıktılar. Yükseliş gibi. Kaydettiler gibi bir anlamda kullanılıyor arkadaşlar onu biz. Yani Mezopotamya'nın tarih sahnesine çıkışı anlatılıyor. Yani o Mezopotamya gülü değil yani. Çok güzel. Çok Mezopotamya güzel. Gülü değil. Aynı yazılmıyor mu hocam? Aynı yazılıyor hocam. Tamam. O yüzden diyorum yani çok Mezopotamya güzel. Mezopotamya gülü değil. Rise fiilinin ikinci hali arkadaşlar. Rose. Evet. Ona da dikkat çekti Uğur hocam. Sağ olasın hocam. Buyur hocam. Şimdi devam edelim. Sorulara bir bakayım. 72. soru. Yazarın primary aim, asıl amacı, asıl hedefi demiş. Onu soruyor bize. 73'te bir insan bu pasajı okuduğunda şöyle bir sonuca çıkabilir. Şöyle bir şey çıkarabilir bu pasajdan demiş. Conclude bir sonuca varmak.
hani bir sonuca ulaşmak anlamında düşünülebilir. Bakayım. Bir de 74, ha burada biraz daha spesifik belki diyebileceğimiz bir soru var. Pasaja göre akıllı tutor sistemi. Bu tutor da genelde böyle özel ders birebir çalışılan, özel ders hocası gibi bir anlama gelir aslında. Yani nihayetinde öğretmen demektir de. Birebir çalıştığında, bir şey. Evet, birebir çalıştığında kullanılır. Bunun bir herhalde bilgisayarlı bir sistemini yapmışlar herhalde bunun. Bakalım okuyunca anlayacağız. Onunla ilgili bir soru var. Şimdi pembe değil hocam. Şimdi kavga edeceğim ben bu parçayla. Dünyamız bizim bildiğimiz haliyle is running on. Üzerinde yürüyor. Yani bir şeyin üzerinde çalışıyor. Onun üzerinde yürüyor. Ona dayanıyor. Neye dayanıyor? Yapay zekaya. Aç biraz kardeşim bu cümleyi. Ben hiç yapay zeka hissetmiyorum. Hiç robotlar görmüyorum sağda solda bana çay getiren, işte ne bileyim sınıfta eğitim veren. Diyor ki Siri diyor, bir kere senin takvimini Siri oluşturuyor diyor. Facebook sana arkadaş öneriyor diyor. Arabalarımız var kendini park eden diyor. Hava trafik kontrolü neredeyse full otomasyon hale, yani bilgisayarla yapılan hale geldi. Yani şimdi anladım, tamam yeter. Okur, şey yazar. Bir şey dedik diye kafamıza çıktı. Adam örneğe boğdu bizi. Neredeyse her alan yapay zekadaki ilerlemelerden faydalanmış hocam. Sonra yazarın iddiası bu. Bunu askeri, yine From 2 var, bana denk geldi bugün bunlar. Askeriyeden tut tıbba, oradan da tut üretim sanayisine kadar. Her alanda, neredeyse her alanda ama. Burada virtually tabii sanal diye, sanal bir şekilde diye burada çevirmemek lazım. Neredeyse diye çevirmek lazım. Faydalandı. Fakat neredeyse hiçbiri, yine bir almost var. Neredeyse hiçbiri, son dönemlerdeki gelişmelerin neredeyse hiçbiri yapay zeka alanındaki geliştirmedi. Neyi geliştirmedi? Eğitim endüstrisini geliştirmedi. Yani biz eğitim sektöründe hocam yapay zekadan neredeyse hiç faydalanamadık diyor. Ardından bir soru sormuş. Demiş ki neden eğitim sektöründe geride kalındı? Lag behind. Evet, lag behind, geride kalmak anlamında kullanılıyor. Gençler bunu tabii işte oyunda lag var diye birbirlerine şey yapıyorlar. işte şey donmuyor, olduğu zaman mu? Evet, donma olduğu zaman hocam lag behind'i oradan belki bilirler. Şimdi parça buradan sonra diyor ki bir dakika ben sana gel bir şey anlatayım diyor. Ve diyor ki son 10 yılda uygulamalar, neyle ilgili uygulamalar? Yapay zeka ile ilgili uygulamalar adres ettiler. Yani bu adresi dün de söyledik. Bir topluluğa konuşmak, hitap etmek anlamı var. Bir de bir sorunu, problemi ele almak, çözmeye çalışmak anlamı var. Şimdi yapay zeka uygulamaları son 10 yılda ele almaya çalışmış birçok sıkıntıyı ya da birkaç sıkıntıyı neyle alakalı? Öğrenme ile alakalı. Buna ne dahil? Dilin işlenmesi, muhakeme becerisi, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, planlama ve bilişsel modelleme gibi birçok mevzuyu ele almaya çalışmış. Tamam, okey. Olarak bilinen diyor, Intelligent Tutor System olarak bilinen, ama o üçüncü sorudaki mevzuya geldi. Intelligent Tutor System olarak bilinen bir bilgisayar yazılımı var hocam. Bu yazılım izini sürebiliyor, kaydını tutabiliyor mental adımların. Kimin mental adımlarının? Öğrencinin. Bir şeyi öğrenmeye çalışan kişinin mental adımlarını. Tabii bunu tırnak içinde vermiş. O da biraz açacak herhalde bunu. Bakalım. Ne esnasında? Yani bizim kafada işlediğimiz ya da bir sorunu çözmeye çalışırken üzerinden geçtiğimiz o adımların kaydını tutan bir uygulamadan bahsediyor. Bir yazılımdan bahsediyor hocam burada. İsmi de Intelligent Tutor System'mış. Problem çözme ile ilgili yapması gereken ödevlendirmeler, görevlendirmeler esnasında o geçtiği mental adımların izini, kaydını tutabilen bir uygulama varmış. Bunu da niye yapıyor bu uygulama? Tespit etmek, teşhisini koymak için. Neyin? Kafada, şimdi bu yanlış anlaşılma demek. Yani öğrencinin yanlış anladığı bir bilgiyi, kafada oluşan yanlış bir düşünceyi tespit etmek için ve bir de tahmin etmek için, öngörmek için. Neyin? Öğrencinin o alanla ilgili, buradaki the domain'i ilgili alan, hani neye çalışıyorsa, evet, o alanla ilgili bilgisini, anlayışının ne düzeyde olduğunu tespit etmek için. Bir dakika, şimdi yani Intelligent Tutor System diye bir bilgisayar yazılımı var. Bu öğrencinin izlediği bilişsel adımların izini şeyini yapıyor, kaydını tutuyor. Bunu yaparken de iki tane amacı var. Biri işte şeyi tespit etmek, öğrencinin yanlış bildiği şeylerin tespitini yapmak. Diğeri de öğrencinin alanla ilgili bilgisinin ne düzeyde olduğunu öngörebilmek falan gibi. Intelligent Tutor System'ları ayrıca timely guidance, yani zamanında rehberlik de sağlayabiliyorlar, dönüt sağlayabiliyorlar ve izahat, açıklamalar da sağlayabiliyorlar öğrencilere diyor. Ve teşvik edebiliyorlar. Üretken bir şekilde
öğrenme davranışlarını, yani öğrencinin verim alacağı, üretken bir eğitim sağlayabileceği, öğrenme sağlayabileceği davranışları da teşvik ediyor. Ne bunlar? Self-regulation. Bizim kendi başına özellikle evde çalışan arkadaşların sıkıntı yaşadığı bir konu. Kendi kendine disipline olabilme. Tabii. Kendi kendini takip edebilme. Ne kadar çalıştım, ne yaptım. Bir de tabii bir şeyi kendi kendine izahat etme. Onun cevabına kendinin ulaşman çok kolaydı. Yanlış yaptığını soruyor. Ben bunu niye yanlış yaptım diye düşünmek de kolay değildir. Bunları teşvik eden bir yazılımdan bahsediyor burada. Bizim uzaktan eğitim sistemine benzettim hoca ben bunu. Dahası Intelligent Tutor Systems ayrıca reçeteleyebiliyormuş hocam. Yani prescribe normalde ilaç vermek demek ama mecazi anlamda senin derdine bir çare verecek burada. Ne o çare? Öğrenme aktiviteleri. Bu öğrenme aktivitelerinde zorluk derecesine göre verebiliyormuş. Bir de öğrenci için en uygun içeriğe göre veriyormuş. Yani öğrencinin olduğu zorluk derecesine ve öğrenci için en uygun içeriğe göre öğrencilere öğrenme aktiviteleri veren bir sistemmiş. Şimdi en sonda e-rağmen demiş, impressive progress, etkileyici bir ilerleme var yapay zekada ve makine öğrenmesinde. Bunlardaki gelişmelere rağmen there is still much work to be done, yapılacak daha çok iş var demiş öğrenme bilimini geliştirmek için. Şimdi birincisi hocam, parçanın genelini okudum. Parçada bazı geçişlerde çok sert rüzgarlar esiyor hocam. Ondan dolayı bir sorulara bakalım, o sert rüzgarlar bizi etkiliyor mu görmeye çalışalım. Şimdi şu soruda o sert rüzgar bizi biraz etkileyecek. Şimdi bu parçanın yazarının ana amacı neymiş hocam? Önce bir hiç eleme yapmadan seçenekleri okuyacağım. Yapay zekayı bilimsel terimlerle açıklamak. Eğer yazarın amacı bu olsaydı yapay zekayı gayet bilimsel, ne bileyim kuantum mekaniği, nanoteknoloji, enformasyon sistemleri gibi değişik, benim hakim adını bile düşünemediğim kavramlarla anlatırdı. Terminoloji farklı olur. Evet, Bursa'da bilgi vermek demiş, yapay zeka ile alakalı ve onun nasıl kullanıldığı ile alakalı. Şimdi yapay zeka ile alakalı kısa bilgiler veriyor. Nasıl kullanıldığı ile alakalı da belli başlı noktalarda dokundurmalar var. Ama bu parçada girilen spesifik noktalara kıyasla hocam, sanki çok genel kaldı gibi geldi bana bu ilk okuduğumda. Dispute, karşı çıkmak veya tartışmak anlamı var. Neyi tartışıyormuş? Neden eğitimin geride kaldığını tartışıyor. Fall behind. Orada lag behind var diyor hocam. Oradan bağlıyor. Ne bakımından eğitim neden geride kaldı? İşte yapay zekadan fayda sağlama bakımından eğitim neden geride kaldı? Bunu tartışıyor diyor. Şimdi aslında işin aslı hocam, bu noktada da çok böyle net bir yargı göremeyebiliriz. Tamam, bir soru var, oraya bağlayacağım ama parçanın genelinde yazarın yaptığı iş bu mu? Tartışılır. Denizli'ye bakalım. Okurun dikkatini çekmek, farka çekmek. Ne arasındaki farka çekmek? Yapay zekayla akıllı tutor sistemleri arasında. Fakat hiç yazar bu parçada, bak bunu hiç anlatmadı. Yani yapay zeka ile bu tutor sistem arasında bir fark olduğunu anlatmadı. Kaldı ki benim anladığım bu intelligent tutor sistem yapay zekadan farklı olmak bir yana, kendisi bir yapay zeka uygulaması, bilgisayar yazılımı. Edirne'ye bakalım, okura bilgi vermek diyor. Dezavantajları ile ilgili bilgi vermek, intelligent tutor sistemlerin dezavantajları ile ilgili bilgi vermek diyor. Şimdi hocam burada şunu söyleyebilirim. Şunu kesinlikle, Denizli'yi kesinlikle eleyebiliriz. Çünkü ikisi arasında fark yok. Akıllı tutor sistemleri kesinlikle eleyebiliriz. Daha doğrusu drawbacklerini dediği için eyvallah. Şimdi Adana'da bilimsel terimlerle yapay zekayı anlatmadığı için eleyebiliriz. Ceyhan'ı tutabiliriz. Bursa'yı tutabiliriz genel olarak. Şimdi parçanın içinde önce şuraya bir bakalım. Bu bölümde ya yapay zeka muazzam gelişti. Her yerde faydalı. Fakat maalesef eğitimde biz bundan faydalanamıyoruz. Neden faydalanamıyoruz kardeşim? Niye geride kaldık diyerek bir girizgah yaptı. Hatta burada why is education lagging behind diye çok net bir sorusu var adamın. Aşağıda bu soruyu adres etmede bazı eksiklikler yaşamış olabilir neden geride kaldığımızı. Ama en azından bir çözüm sunmuş parçanın şu kısmında hocam, orayı da şöyle göstereyim. Evet. Sonra kapatırken parçayı yine aynı eleştirilerde bulunmuş. Yani yine hani gelişmeler var ama bu öğrenme bilimiyle alakalı noktada biz geri kaldık demiş. Şimdi biz main idea'da şunu diyoruz, eyvallah. Yani parçanın çoğunluğunu kaplayan bir seçeneği işaretlemek lazım diyoruz. Ama ÖSYM, YDS'de soruyu sorduğu zaman main idea sorularını 3 şık sana doğru gelebiliyor. Aynen. Bir seçim yapman gerekebiliyor. Yani ben şey diyorum hocam buna. Bir iki seçenek arasında kaldım veya 3.
Birine bir kulp takacaksın. Onu ve onu göndereceksin. Diyeceksin ki kardeşim senin gözünün üstünde kaşın var, o yüzden seni işaretlemiyorum. Ya da tam aksi diyeceksin ki şu cümlede şöyle bir şey diyor. Ben onu parçada yakaladım. Onu çektim böyle tereyağından kıl çeker gibi işaretledim. O yüzden her ne kadar hocam içime tam sinmese de doğru cevap olarak ve belki üzerinde oynamalar da yapılabilir parçanın genelini kapsaması adına. Ama sınavın da muğlak sorularını iyi temsil eden bir soru, onu da söyleyeyim. Şöyle yaptım ben, dedim ki parçanın özellikle giriş kısmında şu bölümde, sarıyı alayım orayı da, şu bölümde şeyi anlatıyor, eğitimin geri kalmasına bir serzenişte bulunuyor. Ya da doğrusu yapay zekanın eğitimde geri kalmasına, çıkarken de aynı vurguyu yapıyor. O yüzden burası özellikle de şu soru yazarın yönelttiği galiba biraz daha bizi C'ye yaklaştırıyor gibi geldi. Bursa'nın da hocam aşırı genel oluşu, yani Bursa da güzel bir şık ama biraz daha böyle hocam daha genel anlatabilirim gibi geliyor bana. Buyur hocam. Hocam bence B seçeneği kesinlikle bu parçanın ana fikri yazarı ya da yazarın ana amacı değil. Evet. Niye? Hani dediğin üzere yazar bu parçayı yazarken biz yapay zeka nedir? Yapay zeka nasıl kullanılır? Amacını taşımıyor. Evet. Tamam, yapay zekanın hayatımızda birçok yerde olduğunu söylüyor ama hı hı. Yapay zeka ile ilgili bize bilgi verecek. Yapay zeka nedir? Nasıl kullanılır? Nerelerde kullanılır? Nasıl yapılır? İşte ne bileyim nasıl üretilir? Hayata nasıl geçir? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi vermiyor. Evet. Yazar girişteki genel girişi, yapay zeka hayatımızın birçok noktasında bizimle girişini bence asıl hedefi olan, asıl konusu olan eğitime vurgulamak için. Hı hı. O da neden? Yani orada bir genel anlamda giriş veriyor. Hayatın birçok yönünde yapay zeka var. O artısı, yapay evet. zekanın bulunurluğu. Hı hı. Ama yazarın ana kaygısı burada ne? Olayı eğitime getirip yapay zekanın yeteri kadar verimli olmadığı taraf neresi? Eğitim olduğunu hı-hı. düşünüyor. Hı-hı. Lafı oraya getirip vurgulamak evet. istiyor. Yani bir tercih yapacaksam ben de kesinlikle Ceyhan şimdi, derim. Şimdi zaten hocam aslında Bursa'yı belki potaya sokan Ceyhan'daki Vay'ın cevabının olmaması ya da onun biraz geride kalmış olması. Ben şöyle düşündüm. Şimdi sen öğrenci olsan şöyle düşünebilirsin ama hoca olarak öyle düşünüyoruz. Eyvallah da. Nasıl kullanılıyor? Söyleyeyim. Siri'de kullanılıyor. Kullanıldığı yer gibi düşünebilirsin. Nasıl kullanılıyor günlük hayattayı? Genel bir bilgi de verdi ya mesela ve öğrenciler de genelde daha genel olan şıkları işaretliyorlar ya. Anladım. Oradan dolayı belki acaba Ceyhan'daki eğitimde niye geride kaldığın cevabı olmayacak. Hocam eğitimi vermese, aşağıda eğitim sorusuna gelmese, evet. aynı anlatımı devam edilirse, evet, o zaman olurdu o zaman işte. O zaman Bursa'yı evet. veririm. Kabul evet. ama olaya gelmek istediği, dikkat çekmek istediği bir detay var. İlk cümle değil bu tabii ki. Bu açıdan zor. Arkadaşların evet. da zorlanması normal. Girizgahta var ama Ceyhan. Yani parçanın giriş kısmında var. Zaten şeyi diyecektim şimdi. Bir de böyle primary eğimlerde falan evet. sıkıntı çektiğinde öğrenci arkadaşlar şunu yapabilirler. Parçanın girişinde ne anlatılıyor genel olarak ona bir bakalım. Çıkışında ne anlatılıyor ona bir bakalım. Bu girişle çıkış bize şeyle alakalı, parçanın esas mevzusuyla alakalı. Özellikle de 2-3 şık arasında kaldığımızda ve ben artık bunu hocam seçiyorum öyle bir taneyi derken birine belki öncelik vermemizi sağlayabilir. Bir de bunu söylemiş evet, olalım. Hocam. Geçiyorum hocam. Galiba 73'te mi 73 oluyor? 73 hocam. Yoksa evet. ben çok mu kaydım? Tamam. Yok. Bir bu parçadan şu conclusion'a, şu sonuca ya da şu bilgiye ulaşılabilir demiş. Adana'da yapay zekanın en yaygın kullanıldığı alanların tıp ve üretim olduğunu, işte manufacturing endüstrisi olduğunu söylüyor ama bunların en yaygın değil de kullanıldığı alanlardan bazıları olduğunu söylemişti. İddialı ifade var. Eledik. Bursa'da yine bir ben false comparison diyorum bunlara, yanlış kıyaslama. Facebook'un Siri'ye kıyasla yapay zekayı daha çok kullandığını söylüyor. Fakat böyle bir kıyaslama yapmadı adam pasajda. Ceyhan'da yapay zekanın ilk olarak arabaların kendini park edip edemeyeceğini tartmamız, görmemiz noktasında kullanıldığını söylüyor. Bu ilk olarak, şimdi orada kullanılıyor da, ilk olarak orada kullanıldığı ifadesi yine Ceyhan'ın elenmesine neden oluyor. Acaba gene mi boğuşacağım hocam ben bu şıklarla? Dur bakayım. Neredeyse bütün alanlar, eğitim dışında neredeyse bütün alanlar yapay zekadan faydalanmıştır diyor. Ya da avantajının tadını çıkarmıştır diyor. Evet, eğitimde biraz geride kalınmıştı. Hatta bu neredeyse bütün alanlar vurgusunu iki kere parçada yaptı. Hani neredeyse bütün alanlar yapay zekadan faydalandı. Ama eğitimde neredeyse hiç faydalanmıyoruz gibi bir şey demişti. Gayet. O yüzden Denizli çok daha doğru cevap olmaya açık. Edirne'ye bakalım. Yapay zekanın uygulaması ya da uygulamaları ne demiş? Birçok problemi ele alıyor öğrenmede. Uzun zamandır
yıldır demiş. Bir problem de şimdi tutor tutor system. Yani tutor system. Evet. Ha, o sistem tamam bazı şeyleri ele alıyor. Eyvallah. Fakat uzun zamandır eğitimde yapay zekadan faydalanamadığımızı yazar net bir şekilde söylemişti. O yüzden bu seçeneği de eleyip çok daha doğru cevap olabilecek, çok daha parçadaki anlatıma gönderme yapan bir seçenek olan Denizli'ye gidiyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu soru da güzel. Diyor ki bu Intelligent Tutor Systems demiş nedir? Şimdi benim burada sevdiğim bir ifade var hocam. Adana'daki far reaching ifadesi. Far reaching'i önce bir literal olarak değerlendirelim. Yani birebir anlamıyla değerlendirelim. Far uzak, reach de erişmek. Yani uzaklara giden, uzaklara erişen, eli kolu uzun. Bayağı hani deriz ya biz de senin bu dediğin laf nerelere gidiyor biliyor musun? Tarzı bir laf var değil mi? Nerelere gidiyor? Tamam bu birebir şeyi. Ama biz bunu biraz daha Türkçe'ye geçirirken diyoruz ki kapsamlı, geniş, çok farklı anlamında kullanıyoruz. Peki yani wide scale kelimesi gibi. Aynen öyle. Intelligent Tutor Systems'ın işte öğrenciler için çok kapsamlı, çok bayağı faydalı, farklı faydaları vardır demiş. Bayağı anlatmıştı. Öğrenciye dönüt veriyordu, kendisini kontrol etmesini sağlıyordu, disipline olmasına yardımcı oluyordu, oluyordu da oluyordu. Yani parçanın şu kısmı, hani eğer içinde şey olan varsa, şu kısmı komple faydalarını anlatıyor. Bayağı da yer ayrılmış arka arkaya cümlelerde. O yüzden bence iyiymiş. Şimdi Bursa'ya bakalım. Yine bir false comparison var. Diyor ki intelligent tutor sistemin avantajından çok zayıflıkları var diyor. Böyle bir kıyaslama yok. Deyan'da güzel bir fiil var. 2015 YDS doğru cevabıdır kendisi. Entegre etmek, birleştirmek diye çevirebiliriz bunu. Burada içermek diye de düşünebileceğiz. Intelligent tutor sistemlerinin içinde hiçbir defo, kusur noksan eksiklik ya da yine kusur noksan eksiklik yoktur diyor. Şimdi bu da iddialı bir ifade. Bu hiçbir dersen çok iddialı konuşmuş olursun. O yüzden uzak durdum bundan da. Denizli'ye bakalım. Bu Intelligent Tutor System yapay zeka için sinonimdir. Yani eş anlamlı bir kelimedir diyor ama bu da parçada verilmemiş bir bilgi. Zaten mantıklı da değil. Şimdi gelelim Edirne'ye. Diyor ki Edirne'de tabii çok ince bir noktada hata yapmış hocam değil mi? Demiş ki bu Intelligent Tutor System bir bilgisayar yazılımı gibi hareket eder. Bu şu demek. Bilgisayar yazılımı değil. Ama gibi hareket ediyor. Yani o zaman bilgisayar yazılımı olduğu için Intelligent Tutor System bilgisayar yazılımı gibi hareket eder diyemem. Çünkü gibi gerçeklik anlatmaz, gibi benzetme yapar. O yüzden Edirne'den de uzak durduk, Adana'ya gittik doğru cevap olarak. Bitti galiba hocam. Ağzına sağlık hocam. Eyvallah top hocam. Bende. Var mı arkadaşlar Uğur hocama sormak istediğiniz bir soru? Takip edelim, yorumlara bir bakalım. Evet, evet. Yok dil beşli denemeler kolaydan zora mı gidiyor? Yok arkadaşlar, özel olarak bir sıralama yapmadık orada. Bu deneme diğerinden daha kolay diyemeyiz. Dolayısıyla orada herhangi bir özel bir amaç gütmedik zorluk seviyesi açısından. Uğur hocam senin beyaz paketi, daha doğrusu beyaz paket içindeki videolarla çalışan arkadaşlar var. Hı hı. Onlar sana teşekkürlerini ve selamlarını iletiyorlar. Sağ olsunlar. Ya o beyaz paket, bizim beyaz paket içinde ön hazırlığı da içeriyor hocam. Arkadaşlar, o söyleyen arkadaşlar oradan başlamışlar. Beyaz pakette yılların birikimini, öğrencinin anlayabileceği, bu işi hani yıllarca bize verilen bazı kavram kargaşalarını toplayıp derleyip bizim yıllarca biriktirdiğimiz birikimi öğrencilere aktardığımız inanılmaz bir İyi var hocam onun. Reklamsa reklam, şimdi reklamını yapacağım. Çok emek verdik çünkü bu zaman. Senden online okuma kelime grubu istiyorlar hocam. Kamil hocam ben de kendimden çok şey istiyorum. Anlıyorum sizi ama zaman noktasında gerçekten çok yoğunuz. Nasip olursa açarız ama zaman bakalım bize ne gösterecek. Çünkü çok yoğun bir çalışma tempomuz var. Bu yayınları size yapabilmek için de arkadaşlar ciddi bir zaman gidiyor. İnşallah diyelim. Beyaz paket temel düzey. Mesela şu an yayınımızı izleyip hocam. Hoca siz bunları çeviriyorsunuz böyle takır takır anlatıyorsunuz ama ben bunları zaten anlamıyorum ki. Ne anladım ben böyle kamptan diyorsa bir öğrenci, o zaman bizim beyaz paket ona derdine bir çare. Aman doktor derdime bir çare. Aynen öyle. Beyaz pakette işte o sorunun cevabını beraber öğrencilerle aramaya çalışıyoruz hocam. Eyvallah. Ama sabır istiyor, emek istiyor. Hocam. Öyle ben aldım. Hocam 2 gün çalıştım. Hocam ben body'e, vücut salonuna yazıldım. 2 gün gittim. Aynanın karşısına geçtim. Hala six pack'ler yok.
İki günde olur mu? Bir. İkincisi, ikincisi sen yazıldın spor salonuna, aldın beyaz paketi. Sadece hocayı izliyorsun. Düşünsene hocam. Sadece hocayı izliyorsun. Adam şınav çekiyor, barfiks, sen de izliyorsun öyle. Olur mu kas? Olmaz. Beyaz paketi alacağız. Niye hocam? Bakarak bir şey olmaz mı? Yani? Yok hocam. Bir yere kadar. Öyle teorilerde var da. O yüzden beyaz paketi alırsak çok sağlam bir çalışmayla, hocanın da verdiği bilgilendirmeyle incorporate edip güzel okuduğunu anlama yolunda adımlar kaydedeceğiz. Tamam, sustum. Sesiniz çok az geliyor diyor Rahime ama şöyle söyleyeyim, Rahime, Uğur hocama mikrofonu biraz daha çevirdim ama sesle ilgili bir sıkıntı yok galiba. Dün de bir arkadaşımız öyle demişti ama ben yayını, hocalarımın yayınını takip ediyordum. Hani cihazın sesini birazcık açmanızı öneriyorum. Çünkü seste bir sorun yok hocam arkadaşlar. Bir de bazen görüntüyle ilgili sorun, hani netliğiyle ilgili sorun dediğinde o acaba internet kalitesiyle mi hocam, alakalı oluyor? Otomatik. Suat hocam da mesela diyor ki ya biz bu kalite işini dün çözmedik mi diyor, bilgisayarı açtı diyor. Çok kötü bir görüntü var. Şöyle arkadaşlar, YouTube yayınlarında biliyorsunuz yayının kalitesini seçme gibi bir durumunuz var. İsterseniz videonun hemen altında yer alan bir ayar tuşu var arkadaşlar. Bir çark var ya, settings ayar ikonu var ya. Bastığınızda, ben de hemen kendi yayınımıza bakayım. Kalite diye bir seçenek görüyorsunuz. Mesela şu anda bizdeki kalite otomatik 720 piksel. Ama bunun üstüne tıkladığınızda, Suat hocamınki dün mesela 360 pikseldi. En üstte... Talimize ver hocam diyor. Suat hocayı tam gömerken Suat hoca geldi. Çok kötü hissettim şimdi. Birinin arkasından rahatça hocam konuşurken demek ki... seni duyuyor olması kadar kötü bir şey yok. Demek ki biz izlenmediğimizi, hocalar bizi izliyor mu izlemiyor mu böyle laf çakarak bulabiliriz demek ki. Aynen aynen. Değil mi hocam? Biz takip ediliyor muyuz, edilmiyor muyuz? Evet evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yani 1080 piksel HD'yi seçtiğinizde cam gibi bir görüntüyle Uğur Hoca, Rıdvan Hoca evinize gelebilir arkadaşlar. Sesimiz de bence gayet net. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir ortamdan yayın yaptığımızı düşünüyorum. Kalite anlamında bir sıkıntı yok ama internet bağlantınız kötüyse YouTube ister istemez düşük kaliteyle yayını size sunuyordur. Bunda yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok açıkçası. Hocam bir arkadaş C şıkkını birkaç kere sormuştu. Çok seri çevireyim mi? Sen tabii sonra ki devam hocam. Edeceğim. Tabii bir ki. Önceki şeyi alabiliriz. Herhalde şu şıkkı soruyor. İki kere sordu. Şu incorporate'i. Yani aslında burada demek istediği intelligent tutor sistemler hiçbir defoyu ve eksikliği ve noksanlığı sistemin içine entegre etmez diyor. Birebir çevirirsek. Türkçeleştirirsek bu sistemde hiçbir defo, kusur, yoktur. Eksiklik, noksanlık yoktur. Şimdi hiçbir dersen çok iddialı konuşmuş olursun. Parçada öyle bir şey demedi. O yüzden uzak durduk. Ve son olarak İbrahim hocam soruyor. Metin analizi, soru analizi paketlerimiz var bizim moda.com'da uzaktan eğitim bölümünde arkadaşlar. Hangi seviye için? Metin analizi ve soru analizi paketleri arkadaşlar daha önce benim online olarak yaptığım canlı derslerimizin kayıtları ve seviye olarak biz onu daha önce bir YDS kursu almış, bir YÖK dil kursu almış veya eski adıyla KPDS, YDS kursları almış. Gramer anlamında çok fazla ihtiyacı olmayan arkadaşlarımızı düşünerek hazırladık. Orada bol bol özgün sorular çözüyoruz. Farklı seviyelerde metinler var. Kelime dağarcığını geniş geliştirmek ve okuduğunu anlama kabiliyetini artırmak. Özgün sorularla da sınav tadında, hatta sınavdan daha zor sorularla da bir hazırlanmayı isteyen arkadaşlarımız için oluşturduğumuz paketler onlar. Kısacası biraz temel bilginiz veya daha öncesinden bir kurs tecrübenizin olması icap eder. Metin analizi ve soru analizi grupları için, kursları için. Evet, evet. Şimdi gelelim. Hocam biz sağlığa geçelim yavaş yavaş. Sırada sağlık var. Ben hızlıca hemen şunu bir ayarlayayım. Kaçıncı slaytımız bilmiyorum ama şöyle hemen açayım bakalım. 75 diyeyim ben. Bakalım kaça denk gelecek. Evet, evet, evet. Harika. Biz soru kaçla başlıyoruz burada? 66 ile başlıyoruz. Oo, çok güzel oldu. Hemen denk getirdik. Bu işi biliyormuşuz demek ki. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sağlık sorularıyla, okuma parçalarıyla devam ediyoruz. Biraz hızlı olacağız artık. Biraz daha canlanacağım hocam ben. Tamam, sağlığı hemen bir çırpıda sağlıklı bir şekilde arkadaşlarımıza aktaralım. Soru köklerine bakalım arkadaşlar. Ben bu arada sağlığın ilk okuma parçasını anlatırken önce bir soru köklerini değerlendirelim. Ne var soru köklerinde? Parça genel olarak bize neyi anlatmış arkadaş?
Ardından ikinci soru kökümüz 67. soru parçadan anlaşılabilecek bir şey. Acaba ne anlaşılıyor? Anla anlayabilirsen demiş sevgili yazar. According to the passage, parçaya göre ancient Egyptians, antik dönem Mısırlılar veya antik Mısırlılar, eski Mısırlılar ne yapıyorlarmış? Bunu da göreceğiz. Hemen arkadaşlar parçamızın tahliline başlayalım. Although it is usually possible to remember only a few minutes of dreams. Biz rüyaların sadece birkaç dakikasını hatırlayabilme kapasitesine sahibiz. Genelde durum bundan ibaret olsa da people have been fascinated with them. İnsanlar rüyalardan bayağı bir etkilenmişlerdir. And their meanings ve onların anlamlarından acaba bu rüyayı gördüm de ne anlama geliyor filan. Bir rüya gördüm anne bir rüya gördüm ne sen sor ne ben söyleyeyim filan falan. Ta antik dönemlerden beri bu muhabbet varmış. Yani sadece bize özgü bir durum değil. Yani rahat rahat bu muhabbetini yapmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. In ancient Egypt, antik Mısır'da rüyalar kardeşim tanrılardan onlara gelen mesajlar olarak değerlendiriliyor. Düşünülüyordu. Bak Tanrı bana bir mesaj gönderdi. Bunu da rüyayla yaptı diye düşünüyorlarmış. Yunanlılar ve Romalılar da aynı zamanda rüyalara bayağı bir ilgi duymuşlar. Adamlar onlar Mısırlılar ilgi duyar da biz çıplak mı kalalım? Hemen biz de girelim bu işin içine demişler. They believe that. Onlar neye inanıyorlarmış? Onlar diyorlarmış ki rüyalar geleceği tahmin etme edebilir. Biz rüyalara bakarak, yorumlayarak rüya tasvirleri neydi? Tasvir değil mi o? Evet. Rüya tabir. Rüya tabirleri. Galiba doğru değil mi? Tabiri caizse rüya açıklamaları anlamında. Evet okey. Tasvir değil de tabir. Şimdi geleceğe rüya tabirlerine bakıp geleceğe dair bir değerlendirme yapabiliriz diyorlarmış. Günümüzde rüyalara olan ilgi, alaka, onların anlamına olan ilgi hala çok güçlü. Olmaz olur mu? Ben biliyorum. Devam edelim. Some people think that. Bazıları diyor ki bazı renkler var. Bazı olaylar var. Bir rüyada böyle bir olay olursa bunlar bir sembol. Yapma ya. Neyin sembolü? Ya bunların özel anlamları var. Bunlar korku anlamına gelir. Bunlar senin isteğini, desire, arzularını, tutkularını anlatır. Ve böylece de efendim bu insanlar gidiyorlar, sözlük alıyorlar, sözlük arkadaşlar. YDS sözlüğü almıyor, rüya sözlüğü alıyor yani. Olur mu? Yapılacak şey mi? Ne yapıyorlar abi? Rüyaların yorumunu yapmak için. Rüya tabirleri sözlüğü alıyor. Acaba gördüm masanın üstünde bir çay kaşığı vardı. Çay kaşığı hemen soralım bakalım çay kaşığı neymiş filan. Böyle arkadaşlarımız var arkadaşlar. Rüyamda 80 almıştım diyen Serhat. 80 bence çok önemli bir şeye işaret ediyor Serhat onu söyleyeyim. Evet in addition. Aynı zamanda psikologlar şuna inanıyorlar. Sizin rüyalarınız size sizinle ilgili birçok şey söyler. Şimdi psikolog tabii adam ne diyecek okumuş adam. Evet de encourage. Onlar hastalarını bir kere teşvik ediyorlar, cesaretlendiriyorlar. Psikolog hastayı kaybetmek istemez. To write down their dreams. Ne diyor? Yaz kızım, yaz oğlum, yaz kardeşim rüyanı yaz hele bir bakalım ne oluyor. Ve bunları kullanıyorlar. Onların problemlerini çözmek, onların kendilerini keşfetmelerini sağlamak için rüyaları kullanıyorlar. Dedi, çok güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde ben parçadan tat ala ala yorumladım, okudum. Siz de eğer bu parçanın tasvirini beğendiyseniz hemen videonun altında yer alan like tuşuna basarsanız bizi mutlu edersiniz efendim. 66. sorudaki enerjimiz yüksek olsun istiyorsanız. Bak arkadaşlar benim lafımı tamamlamışlar. Evet, okumuşa da. Evet, demek ki viral oluyor bir evet. Şey hemen yani. Hocam. Hemen. Okumuş adam diyor tabii. Parça genel olarak neyi anlatıyor? Parça rüyaları olan ilgileri ve rüyaların anlamlarını mı anlatıyor? Yoksa Romalıların rüya yorumlarını mı anlatıyor? Hastalar ve onların unutulmaz rüyalarını mı anlatıyor? Rüyalardaki efendim görülen renklerin önemini mi anlatıyor? Rüyaların iletişim aracı olduğundan mı bahsediyor? Sizce hangisi arkadaşlar?
Tabii ki parçada rüyalara çeşitli toplumların duyduğu ilgiler, rüyaların anlamına olan ilgiler, genel anlamda bunlar kuşaklar değişse de, yıllar geçse de değişmeyen bir şeydir. Günümüzde de durum aynen bundan ibarettir diye değerlendirdiğimizde verilen seçenekler içinden en doğrusu, en güzeli arkadaşlar, size katılıyorum. Verdiğiniz kararın doğru olduğunu düşünüyorum ve ben de kartımı A'dan yana kullanıyorum. 67. sorudayız arkadaşlar. Hocam artık keyif almak. Ben böyle bazen zaman zaman şey yapardım. Hocam ne kadar eğleniyorsunuz? Ne yapayım yani? Kendi kendime eğlenmek istiyorum. Eğlenerek ders anlattığın zaman evet, daha keyifli oluyor. Evet. Ama bunu karşı tarafla yapamayacağımız için garip, ne İşte yapar? Bu online eğitimlerin böyle bir dezavantajı var değil mi hocam? Ben uzun yıllar yaptım. Bir yerden sonra psikopata bağlamıştım. Evet. Yani odanın içinde tek başımayım. Gülüyorum, kahkahalar atıyorum, ders anlatıyorum. Sürekli ekrana bakıyorum, kameraya bakıyorum. Kendimi de görmüyorum. Yani ben nereyle konuşuyorum falan. Bir yerden sonra evet, iş psikolog boyutuna geliyordu. Şimdi abiler çağırıyordu beni. Ben de gitmedim. Neydi? Parçadan anlaşılıyor. İnsanlar efendim rüyalarının çoğunluğunu hatırlar. Rüyaların çoğunluğu değil. Parçamızda ne geçiyor? Sadece birkaç dakika diyordu bak. Only a few minutes of dreams. Rüyaların sadece birkaç dakikasını. Bu çoğunluk mudur? Tabii ki değil. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen Bursa'ya geçiyoruz. Bakıyoruz Bursa, daha temiz bir işaretleme aracı aldım. Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar benzer tanrılara inanıyorlardı. Bunların hepsini aynı kefeye koymak doğru değil. Bunlar rüyalara inanıyorlardı, rüyaları kullanıyorlardı ama tanrıları da ortaktı demek doğru değil. Ne yapalım o zaman? Ondan da kaçalım. Rüya yorumlanması efendim bazı mental problemlerin çözümü için kullanılabilir. Parçada doğrudan mental problem demiyor ama problemleri çözüyordu, doğru. Psikologlar bakıyorlardı, kullanıyorlardı ama psikoloğa giden bir vatandaşın herhalde karnı ağrımıyordur. Ne yapıyordur hocam? Psikoloğa gidiyorsa neresi bozuktur bu adamın? Psikolojiyle alakalı sorunları vardır. O da kesin, mental kelimesini karşılıyor. Aynen öyle. Hadi yolunu şimdi, açtım gene hocam. Ta, hocam işte budur ya. bazen pası vereceksin. Pas geri gelecek hocam. Evet. Geri gelmedikten sonra, topu kaybettikten sonra Fenerbahçe'deki sıkıntı da bu bence. Topu verdiğinde top sana geri gelmiyor hocam. Hocam topun sen geri gelmesi olayı çözer. Bu konuda ya. Hocam biz Fenerbahçeliler bu aralar gerçekten... Hocam bu aralar diyorsun da geçen ayki kampta da sen böyleydin. 3 sene önceki kampta da böyleydin. Hocam vurma. Hocam vurma. Tamam. Evet, gelelim Denizli'ye arkadaşlar. There has been rise. Burada da artış anlamında, yükseliş, doğuş anlamında değil de rise, artış. In the sale of dream dictionaries. Rüya dictionary'leri sözlükleri var. Dictionary'leri var diyorum, işe bak. Rüya sözlükleri var, artışları patlamış. Alan alana filan. Bu olabilir. Bu yayından sonra bence gene olabilir. Gelelim arkadaşlar Edirne'ye. Rüyalara dair bir ilgi, alaka eskiden daha az ilgi çekiciydi falan. Bu manada değerlendirirsek o zaman Romalıların ya da Yunanların, Mısırlıların çok az ilgi duyması gerekirdi bugüne göre filan dememiz lazım. Halbuki durum böyle değil. O zaman da vardı, hala var. Eksilen, azalan pek bir şey yok. O yüzden bir mukayese yapmak, hele hele böyle bir mukayese yapmak doğru değil. O zaman ben buna ne dedim arkadaşlar? Ceyhan, sizler de benimle misiniz? Evet. Ben geçinceye kadar siz yazarsınız inşallah. 68. soru. Antik Mısırlılardan bahsediyor. Antik Mısırlılar neye inanıyorlarmış arkadaşlar? Antik Mısırlılar geleceği tahmin ettiler. Geleceği tahmin eden Mısırlılar mıydı? Hayır. Kimdi? Romalılardı. Hemen parçaya dön. Onlar bak, Romalılar ve Yunanlar geleceği tahmin etmek için kullanıyorlardı. Mısırlılar değil arkadaşlar. O yüzden Mısırlıları buradan eleyelim. Gelelim. Neye inanıyorlardı? Tanrıların onlara rüyalar aracılığıyla konuştuğunu, onlarla rüyalar kanalıyla konuştuğunu düşünüyorlardı. Doğru. Nereden anladım? Hemen rüyaları ne olarak düşünüyorlardı? Rüyaların tanrılardan gelen mesajlar olduğuna inanıyorlardı. Mesaj bir bakıma tanrının bir konuşması olarak değerlendirilebilir bu seçenekte arkadaşlar. Ve o zaman biz buna hemen B seçeneği dedik, doğru cevap. Ceyhan'a bakalım. Antik Mısırlılar ile bilinmek anlamında be noted for, be famous for, bir şeyleriyle ünlüydüler. Neyle? Rüyalarını hatırlamakla mı ünlüydüler? Mısırlılar var ya, canavar gibiler, her şeyi hatırlıyorlar rüyalarında gördükleri, böyle bir bilgi yok. Denizli'ye geldik. Mısırlılar kardeşim rüyalarına daha az ilgi duyuyorlardı diğer antik uluslara kıyasla.
Edirne'de de Mısırlılar ilk ulustu, rüyalarını farklı amaçlar için kullanan uluslardı. Bu bilgiler parçalarda, arkada parçamızda verilmeyen bilgiler. O yüzden 68. sorunun cevabına Bursa dedik ve son sözü söyleyerek hemen lafı çok uzatmadan sahneyi Uğur Hocam'a bıraktım. İnterdisipliner, yani diyorlar ki hocam ben işte neyden gireyim, sağlıktan mı gireyim, fenden mi gireyim? Muhakkak herkesin kendine göre terminolojisi oluyor. Sağlıkçılar biraz daha avantajlı olabiliyorlar mesela. Latince ile olan dirsek temaslarından dolayı. Ama mesela bu parçaya baktığında sen bu parçayı al sosyale koy hiç fark etmez. Aynen. Sağlığa da psikoloji bölümünden bağlanıyor. Rüya yorumu psikolog bölümünden bağlanıyor. Yani böyle metinler olduğu için yine hocam şuna çıkacağız. YÖKDİL sınavında tabii ki alanın katkısı var ama sonuçta İngilizce bilgisi test ediliyor. O yüzden çok da mühim değil bence belli bir İngilizce bilgisine ulaştıktan sonra hangi bölümden girdiğinin. Ama sosyal geçen bir arkadaş sordu hocam az önce yorumlarda. Ben fenden girdim. Bizim Yunus hocamla Suat hocam sosyalden girdi galiba. Sağlıktan yok. Ya işte biri sosyalden biri evet. Sağlıktan girdi. Şey diyeceğim. Benim aldığım intiba kadarıyla sanki sosyal biraz daha diğerlerinden zordu. Daha kapsayıcı bir şey olduğu için son sınavda. Kapsamı daha geniş tabii. Diye bir intiba aldım. Az önce bir arkadaş demiş ki sosyal biraz daha zor muydu hocam sanki demiş. Ben de öyle hissettim ama sınavı da çözmedim şimdi. Sadece aldığım intiba, konuşulan sorulardan aldığım intiba oydu. Evet başlıyorum hocam parçaya. Söz senin hocam. Bir bakalım yine pasaj esasen şununla alakalıdır demiş. Orada bir şey yapamadık. Yine hocam çok genel soru köklerimiz var. Bu parçadan şu sonuca çıkarılabilir, şu çıkarılabilir tarzı ya da şu sonuca varabiliriz tarzı bir şey var. Değişik bir soru geldi. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Bu doğru değildir'i de büyük harflerle yazmış ki aman doğrudur diye okuma diye herhalde beni uyarmaya çalışıyor. Aynen. Tamam okuyalım bakalım. Son zamanlarda yapılan bir araştırma has revealed ortaya çıkardı, gösterdi. Bazı şaşırtıcı gerçekler. Neyle alakalı? Etkileriyle alakalı. Neyin etkileriyle alakalı? Yaşam tarzımızın. Neye etkileriyle alakalı? Beyin fonksiyonlarımıza. Şimdi şunu söylemek lazım arkadaşlara. Her ne kadar efekt, etki, yine eş anlamlısı olan impact, influence gibi kelimeler devamında ne üzerine etki olduğunu anlatırken onun edatını alsalar da bakın şurada. Bazen önce neyin üzerine etki olduğunu değil de neyin etkisi olduğunu söylüyoruz. Öyle durumlarda önce neyin etkisi olduğunu of edatıyla yazıyoruz. Sonra o şeyin neye etkisi olduğunu da on edatıyla yazıyoruz. Yani effect of something ya da somebody on something ya da somebody diye bir geçiş yapmış burada. Yaşam tarzlarının beynin işleyişi üzerine etkileriyle alakalı bazı şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkmış. Şimdi yaşam tarzı dedin mi çok geniş bir ifade bir bakalım nereye gidecek oradan. Bilim insanları şunu bulmuşlar. Beyinleri kimin? İnsanların hangi? Şehirlerde yaşayan insanların beyinleri çalışıyor, işliyor, fonksiyon gösteriyor farklı bir şekilde. Nerede? Kırsal bölgelerde yaşayan insanların beyinlerine kıyasla. Bu da çok geniş bir ifade. Bakalım bunu nereye bağlayacak? Bölgeler, hangi bölgeler? Den sorumlu, bir şeyden responsible, den sorumlu. Duygu ve anksiyeteden sorumlu bölgeler beynimizde. Overaktif hale yani aşırı aktif hale geliyormuş. Nerede? Şehir sakinlerinde. Şehirlerde yaşayan insanlar streslendikleri için ki stresleniyorlar. Stresli bir hayat, şehir hayatı. Bunların bizlerin yani duygusal ve anksiyete ile ilgili burada region dediği tabii beynimizin o bölgeleri anlamında duygu ve anksiyete ile alakalı bölgeleri çok aktif hale geliyor. Bu aşırı aktivitede stresli durumlarda yaşadığımız sebep olabiliyormuş. Neye sebep oluyormuş? Bazı psikolojik problemlere. Mesela anksiyete rahatsızlıkları gibi. Tamam aslında çok hepimizin hakim olduğu bir konu değil mi hocam? Evet, şehir hayatının getirdiği stres. Bilim insanları şunu savunuyorlar. Bu yani bizim stresli durumlarda şehir hayatının bize getirdiği, beynimize getirdiği o aşırı aktivite, duygu ve anksiyete bölümüne beynin bizi strese sokuyor. Eyvallah. Bu da açıklayabilir diyorlar. İzah edebilir. Neyi? Kentsel bölgelerde mental problem oranlarının yani az önce sen de söyledin hocam psikolojik problem oranlarının yüksek olmasının bir açıklaması, izahati, sebebi bu olabilir diyorlar. Şimdi burada account for'un bir anlamının yanına rakam, sayı, istatistik, yüzde aldığı zaman oluşturmak, bir anlamının da açıklamak, izah etmek olduğunu düşünmek lazım. Yani adamlara göre kentlerde görülen mental problem oranının yüksek olmasının belki şeyle açıklanabileceğini kentlerin getirdiği o stres, beynimize getirdiği aşırı aktivitenin getirdiği stres olabileceğini söylüyorlar.
Rağmen neye rağmen ya şehirlerde yaşayanlar eyvallah daha iyi nutrition. Ya her türlü yiyeceğe erişebiliyorsun. Hastalandın mı tak hastaneye gidebiliyorsun hemen. Bunlar doğrudur evet. Şehirde yaşayanlar bunları daha iyi alıyorlar. Fakat ona rağmen şehir sakinleri daha yüksek risk altındalar. Hangi konuda? Kronik hastalıklara yakalanma konusunda. Neyden dolayı? Çünkü şehirlerde stresli sosyal durumlar çok yaşıyoruz. Dolayısıyla beynimizin, hemen şöyle onları bağlayarak parçayı bitirelim. Dolayısıyla beynimizin emotion ve anxiety ile ilgili bölümleri çok fazla overaktif oluyor. Overaktif olduğu zaman aşırı yüklenme bizi hocam stresten kronik hastalıklara doğru gönderiyor. Allah peki. Korusun hocam. Evet. Şeye bakalım. Sorulara bakalım. Pasaj esasen neyle alakalı? Hemen bir çeldiriciyle başlayalım. Çeldiricimiz kırsal ve kentsel yaşamın kıyaslanması. Kırsal ve kentsel yaşamın kıyaslanması çok geniş bir konu. Ne yapacaksın? Kırsalda yaşayan insanların avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Bir yarısında onu anlatacağım. Sonra urban yani kentlerde yaşayan insanların avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Onları anlatacağım. En sonunda ister şahsi fikrini söyleyeceğim, istersen de ucu açık bırakacağım. Böyle bir paragrafta A olabilirdi. Ama bu işi bir şekilde hocam beyne, strese, hastalıklara vurmamız lazım. Bu ana fikirde. Bursa'ya geçiyorum. Gerçekte modern hayatta strese ne neden oluyor demiş. Şimdi modern hayatta gerçekte stresin neyin neden olduğu da şey vurgusunu yapmıyor. Yani bizim aslında beyin mekanizmamızı kentsel hayatın bozduğu yaşam tarzı derken o mekanizmayı bozduğuna bir gönderme yapmıyor. Ama yine yani öğrenci olsa gidebilir hocam. Ben çok da şey yapmıyorum B'ye giden bir öğrenciyi. Ama tabii C'de direkt şu vurguyu yapınca şehir hayatının nasıl bir etkisi var beyin mekanizmalarımız üzerine. Yani beyin mekanizması dediği de orada beynin çalışması ne yapıyor? Overactivity, overdrive yani beyni aşırı yüklenmeye götürüyor stres yüzünden ve anksiyete yüzünden. Onun bir etkisi varmış. Ne hocam etkide? Bizim kronik problemlere kadar giden bir yola girmemiz şehir hayatı yüzünden. Pasaj esasen mesaj burada bu. Asıl anlatmak istediği yazarım bu. Denizli'ye bakalım. Şehirde stresle başa çıkmanın yolları. Parka git, ara sıra şehir dışına git, değil mi? Dağlara çık falan filan. Onlar yok parçada. Edirne'ye bakalım. Beyin fonksiyonlarımızın üzerinde duygularımızın etkisi demiş. Yani kendini kötü hissettin mi beynin nasıl çalışıyor? Kendini müthiş euforik bir haber aldığın zaman bu beynini nasıl etkiliyor? Bunları anlatması gerekiyordu. Onları da anlatmamış. Genel olarak baktığımda parçada bence yazarın asıl anlatmak istediği şehir hayatı seni bozuyor kardeşim. Beynini bozuyor. Evet bu hocam. Devam edelim. Şimdi parçadan ne çıkarılabilir? A. Kırsal bölgelerde yaşayan insanların hiçbir mental problemi yoktur demiş. Öyleyse hepimiz kırsal bölgelere taşınalım diyorum ben. Öyle bir iddialı ifade bu. Çözülmüyor derken hocam? Yani taşraya da gitsen. Ha onu diyorsun. Tabii. Genelden bahsediyorum. Tabii. Hiçbir dediği zaman iddialı bir ifade olmuş. Eledim. Daha fazla insanın kentlerde yaşaması bekleniyormuş gelecekte. Stresten kaçmak içini işaretleyen bir öğrenci bu parçayı net anlamamıştır. Ters anlamıştır yani. Çünkü şehirde daha çok stresleniyoruz. Stresten kaçmak için şehre gitmiyoruz. C'ye bakalım. Kalabalık şehirlerde yaşamak. Aa çok güzel girdi. İnsanları yapar. Stresli yapar ama başına daha az stresli yapar demiş. Bu da yine parçanın mantığıyla tamamıyla ters. Bunu da eledim. Denizli, bilim insanları şöyle düşünüyorlar. Mental hastalıkların, yine az önceki senin psychological bağlantını yapalım hocam burada. Şehir hayatıyla yakından ilişkili. Bilim insanlarının böyle bir düşüncesi var. Çünkü şöyle bir cümle var. Diyor ki, bilim insanları mental hastalıkların, psikolojik problemlerin şehirde yüksek olmasının kentsel bölgelerde o şehrin getirdiği stresli hayatta açıklanabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz yani bilim insanlarında şöyle bir kanı var. Mental hastalıkların şehir hayatıyla yakından bir bağlantısı var diyebiliriz. Edirne'ye bakalım. O da yine parçada geçen bazı mevzulara dokundurarak öğrencilerin dikkatini üstüne çekmeye çalışıyor. Diyor ki daha fazla yemek yiyebilmeyen, daha kaliteli beslenme diyebilirim veya daha fazla besine ulaşabilme diyebilirim ya da sağlık imkanlarına daha fazla ulaşabilme azaltır demiş şehirlerde yaşayan insanların duyduğu stresi. Şimdi eyvallah şehirlerdeki insanlar daha fazla nutrition'a ulaşabiliyorlar ve healthcare'e ulaşabiliyorlar dedi ama yazar hiçbir zaman şu ilişkiyi kurmadı.
Bu da şehir sakinlerinin stresini azaltıyor, ilişkisini kurmadı. Edirne diyor ki sen kur diyor. Anladın mı? Hani sen kur, işaretle beni diyor ama kurmayacağım. Denizli'de kaldım. Peki son olacak herhalde bu da. Evet. Parça da aşağıdakilerden hangisi? Bu da güzel. Doğru değildir demiş. Bakalım bu da son yılların popüler sorusu. Gerek YDS'de değil mi hocam? Gerekse YDT'de. Bakalım şimdi bazı beyin fonksiyonları şehir developerlarını, şehirlerde kalan insanların daha şeymiş, daha aktifmiş bazı beyin fonksiyonları. Çizdim altını. Bursa'ya bakıyorum. Araştırmalar gösteriyor ki şehirlerde yaşayan insanlar daha anxious hissediyorlar ve daha stresli hissediyorlar. Bunlar doğru. Bunların altını çiziyorum ben. Yani doğru diyebilirim gibi geldi bana. Hani bu not true'yu sorduğu için. Diğerine bakıyorum. Daha fazla sağlık bakım hizmeti alma yeterli olmayacaktır demiş. Yeterli olacaktır demiş çözmeye. Stres ilintili problemleri çözmeye yeterli olacaktır demiş. Şimdi ilk A ile B doğruydu. Parçada anlatılan şeylerdi. İşte beyin aktivitesi daha yüksek şehirde yaşayanların negatif de olsa daha yüksek beyin fonksiyonları aktif. Overactive olur. Evet. Bursa işte evet şehirlerde yaşayan insanlar daha anksiyete ve stresli oluyorlar. Doğru. Bu da doğru. Ama şey demişti yani tamam şehirlerde yaşayan insanlar sağlık erişim hizmetlerine erişim sağlayabiliyorlar ama diyerek bunun yetmediğini söylemişti. Fakat bu seçenek yettiğini iddia ediyor. Bunu eriyorum. Zaten dedi hocam yine aslında mantıklı değil. Yani sağlık hizmetlerine sırf erişebiliyor olmak problemleri çözmeye yetseydi sokaklar güllük gülistanlık ülke memleket muhteşem bir yer olurdu. Denizli'ye bakalım onun da doğru olması lazım. Daha doğrusu not true olması lazım. Pardon doğru olması lazım. Bazı beynimizin bazı bölümleri stresli durumlara daha şiddetle tepki veriyorlarmış. Doğrudur. Anksiyete ile alakalı bölüm mesela. Bunu da o zaman eliyorum. Hatta şöyle yapalım. Bu soruda kurduğum düzene istinaden şöyle yapayım. Edirne'ye bakıyorum. İnsanların yaşam stillerinin beyin fonksiyonları üzerine etkisi vardır. Bu da parçanın giriş cümlesiydi. Hocam bunlar true. Bizden not true'yu istiyor. Not true olan Ceyhan diyorum. Bu doğru bir yargı değildir. Bu parçadan en azından ulaşılabilecek. O yüzden Ceyhan'ı işaretliyorum. Sen ağzına hocam, sağlık topu sana hocam. Atıyorum. Hocam ben sağlıkçı hemen göğsümde, mısın sen göğsüme yine? Göğsüme aldım topu. Yumuşattım. Efendim? Şu an bunu mu yapacaksın hocam? Aynen. Hocam evet. Böyle parçalar hep sana denk geliyor biliyor musun? Biz seninle hep çözüyoruz. Böyle ne kadar içinde bilimsel ifade, iron, iodin, vitamin A bunlar hep böyle geçen kampta da öyleydi. Bana daha genel sağlık parçaları geliyor güzel. Az önceki gibi. Sana ben seviyorum hocam sağlığı. Bir tane nükleer silahlı parça vardı hatırlıyor musun? Komplike adam bir şey vardı. Böyle radyoaktif element isimleri o da sana kötüydü. Denk gelmişti. Çok kötüydü hem de. Ben bir aralar özellikle sağlık grupları yapıyordum hocam. Hatırlıyorum. Hani aynen sağlık grupları yaptım da o kadar komplike veya terminolojiye o kadar vakıf olmuştum ki. Reçete yazabilecek konuma gelmiştim yani. Evet sevgili arkadaşlar parçamıza geçmeden önce hemen soru köklerini yine rutin olduğu üzere kontrol ediyoruz. Ve parçada açık açık anlatılmış diyor. Bakalım 73'te ne diyor arkadaşlar? Parçadan anlıyoruz diyor. Bakalım anlayıp anlamayacağımızı göreceğiz. Yazar hidden hunger diye bir ifade kullanıyor. Yani gizli açlık, gizli şeker gibi bir şey bu herhalde. Gizli açlık diye bir terim kullanıyor ve bunu bir şeyi vurgulamak için kullanıyor. Acaba neyi vurgulamak için kullanıyor? Yani bu sevgili arkadaşlar bizim için nokta atışı bir soru diyebilirim aslında. Ama ben yine öyle yapmayacağım, git gel yapmayacağım. Parçayı bitirdikten sonra okuyacağım yine. Sırayı bozmayacağım düzeni. Bu arada Seher Erciş'ten katılıyor. Yanlış değilsem artık Seher'in adına aşinalığım arttı. Hem Seher'e selam olsun hem de Larissa vardı. Seher'le beraber bir uyarıda, bir hatırlatmada bulunuyorlar. Bizi bu kadar beğeniyorsanız eğer ben bir sonraki toplantıya çıkmayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Suat Hocam'ı yalnız göndereceğim. Bir sonraki yayında ben olmayacağım. Yani gerçekten bak şu anda zaten hani kaç? 217 arkadaşımız izliyormuş. 180 beğeni var. Arada yaklaşık bir 30 tane falan bir farkımız var. Beğenmeyen arkadaşlar niye izliyorsunuz? Yani arkadaşlar boşuna zaman kaybetmeyin. Boşuna zaman kaybetmeyin dedik. Hemen olayı biraz farklı boyuta taşımadan hemen geldik. 72. sorunun öncesinde parçamızın tahliline. 187 olmuş. Bu kadar konuştum. Bu yani. Beğenmeyen arkadaşlar izlemeye devam ediyorsa hala bir şansınız var.
Access to better and more diversified diets. Yani arkadaşlar daha iyi ve daha çeşitli, diversify, yani için içinde burada diyet olduğu için daha çok gıdanın olduğu, çok çeşitli anlamında diyetlere erişim, beslenmelere erişim is key for combating problems of micronutrient malnutrition. Yani mikro besin yetersizliği diye bir şey var galiba. Bu mikro besin dedikleri olay da hani vitaminler, mineraller gibi şeylere mikro besin diyorlar arkadaşlar. Vitamin eksikliği, mineral eksikliği olan arkadaşlar beslenmelerle mücadelede önemli olan şey şu: daha iyi ve daha çeşitli bir beslenme. Ya da diğer bir deyişle hidden hunger. Hidden hunger eşittir micronutrient malnutrition. Yani mikro besin eksikliği, bir başka deyişle gizli açlık diye terminolojiyi kullanıyor. Bununla mücadele konusunda önemli olan şey diyetin çeşitli olmasıymış. Gelelim bunu niye kullandı, neyi vurgulamak için? Micronutrient malnutrition'ın diğer isminin hidden hunger olduğunu burada anlayabiliriz. Despite progress in addressing micronutrient malnutrition. Ne diyor kardeşim? Mikro besin eksikliğiyle mücadele konusunda, address burada onu çözmek, çözüme kavuşturmak. Onunla ilgili ilerlemeler olmuş olsa da, çözüm konusunda ilerlemelere rağmen, bazı ülkelerde bu ilerlemeler olmuş, bazı bölgelerde de bu ilerlemeler olmuş. Birkaç milyar çocuk, yani 2-3 milyar çocuk diyeyim ben size, çocuk değil de adults and children, yetişkin ve çocuk hala devam ediyor. To be affected by, neyin etkisinde, neden etkilenebiliyorlar? One or more nutrient deficiencies. Bir ya da daha fazla besin eksikliği, gıda eksikliğinin etkisini hala hissetmeye devam ediyorlar. Yani sorun bütünüyle çözülebilmiş değil. Her ne kadar çoğu gelişim programı, more development program, yani bir insanların gelişimleri evrelerinden bahsediyor galiba. Onlarla ilgili birçok program neye odaklanmış? Efendim, bir eliminating iron, demiri devre dışı bırakma, iodine, iotu devre dışı bırakma ve A vitamininin eksikliğine odaklanmış olsa da diyor. Şimdi insanların beslenmesinde demir eksikliği olursa, iot eksikliği olursa, A vitamini eksikliği olursa diye düşünüyorlar. Çoğu program, gelişim programı bunları esas alıyor. A vitamini eksikliği, demir eksikliği, iot eksikliği. Bunlara odaklanmış olmalarına rağmen birçok insanın hala bazı başka esas gerekli mikro besinlere de arkadaşlar hala yeteri kadar erişimi yok. Yani temelde üzerinde durulan demirdir, iyottur ve A vitaminidir belki, ama bunların yanında başka vitaminler de var, mineraller de var. Onlara da erişimi olmayan çok sayıda insan var diyor. Örneğin zinc, çinko, örneğin folik asit, örneğin B12 vitamini gibi başka eksikliği hissedilen başka şeyler de var. Sadece A vitamini, D vitamini değil. Progress in eliminating vitamin A deficiencies. Hani A vitamini eksikliğini ortadan kaldırmak, elimine etmek, yok etmek adına kaydedilen ilerleme, a major cause of childhood blind and death. Burada bir ara ifade verilmiş ve A vitamini eksikliği ile alakalı bize bilgi sunuyor. A vitamini eksikliği çocukluk dönemindeki görme kaybı ve ölümlerle alakalı ana sebep olarak değerlendiriliyor. Önemli bir sebep olarak değerlendiriliyor. Bu önemli sebep, yani A vitamini eksikliğini ortadan kaldırmaya yönelik kaydedilen ilerleme, Sahra Altı Afrika bölgesinde kaydedilmiş. Önemli bir ilerleme sağlanmış orada ve Orta ve Güney Asya'da da kardeşim ciddi, dişe dokunur bir ilerleme var. Iodine deficiency, iot yetersizliği, iot eksikliği aynı zamanda goiter dediğimiz goiter hastalığına neden oluyor arkadaşlar. In its most severe form, en şiddetli, en böyle gelebileceği üst derece anlamında şiddetli derecesinde, it affects the developing brain. Gelişmekte olan beyni etkiler goiter hastalığı diyor kardeşim ve bu da aynı zamanda akıl, ya yani zihin gelişimini geciktirir.
Retardation burada geciktirme, yavaşlama da diyebiliriz. Akranlarına göre daha yavaş bir ilerleme, geride kalma. Mental retardation dediğimiz böyle bu. Hani beyin kapasitesi veya işte akıl, zihinsel gelişimde yavaşlamadan bahsediliyor. Ortaya böyle bir sonuç çıkabilir. Son 20 yıllık dönemde iyot yetersizliği kardeşim, hani şu hamilelere falan folik asit falan veriliyor ya, onun bu tür şeylerle önemli bağlantısı var. İyot yetersizliği ciddi oranda dünya genelinde azalmış durumda son 20 yılda. Peki iyot yetersizliğini biz nasıl azalttık? Largely because of, bunun sebebi büyük oranda efendim iyotlu tuzlar. İyotlu, yani sofranı sofra tuzu alıyorsunuz, iyotlu tuz diyor mesela. İyotlu hale getirilmiş tuzlarla bu program, böyle bir program uygulanmış ve tuzların içine iyot eklenmiş. Böylece de iyot eksikliğini ortadan kaldırmışlar büyük oranda, significantly demiş. Parçayı tahlil ettikten sonra hemen 72. sorumuza gelelim. A seçeneğinde ne diyor arkadaşlar? There have been no efforts. Hiçbir şekilde gayret filan sarf eden yok kardeşim. Bu yetersiz beslenmenin tehlikeleriyle alakalı bunu ortaya çıkarmak adına gayret sarf eden yok. Bu iddialı bir ifade olur. Parçada gayret sarf eden kimse yok değil. Araştırmalar var, sebepler var, uğraşlar var. Gayret yok demek biraz gaddarca olur. Bana yakışır gerçi ama. Gelelim Bursa'ya. Micronutrient malnutrition, yani mikro besin yetersizliği veya eksikliği diyeyim ben, has not been completely eliminated in some regions. Doğru. Bazı bölgelerde bütünüyle yok edilebilmiş, devre dışı bırakılabilmiş değil. Parçamızda ne demiştik arkadaşlar? Parçamızda bakın, bazı bölgeler var, bazı bölgelerde bir ilerleme olmasına rağmen demiştik. Devamında da hala milyarlarca insan var bu beslenmelerden, besin eksikliğinden muzdarip olan, bundan etkilenmeye devam eden. Bu şu demektir: bazı bölgelerde ilerlemeler sağlanmış, bu sıkıntı çözülmüş ama çözülmediği bölgeler var. Yani tamamen meseleye, temizliğe kavuşturulabilmiş değil. Bu durumda bizim arkadaşlar cevabımız net bir şekilde hemen B seçeneği olmalıdır diyebiliriz. Ceyhan da ne diyor? Çocuklar diyor kardeşim, tek yaş grubudur bu besin eksikliğinden muzdarip olan. Aynı cümlemizde ne vardı arkadaşlar? Adults and children diyordu. Dolayısıyla çocukları tek grup olarak değerlendirmek yanlış olur. C seçeneği elenmeli. Gelelim hemen sevgili arkadaşlar D seçeneğine. Çoğu gelişim programı sadece demire ve A vitamini eksikliğine odaklanmış. Hayır, orada bir de iyot da vardı arkadaşlar. Buradaki solely ifadesine dikkat. Solely ifadesi benim arzu ettiğim ifade değil. Sadece bu ikisi değil. Aynı zamanda neydi? Çoğu gelişim programı neredeydi? Hemen şurada bir ifade vardı. Şurası bakın. Most development programs have focused on eliminating iron, iodine and vitamin A deficiency. Burada ikisini söylemişiz, iyodu söylememişiz. Bu durumda ne olması gerekir arkadaşlar? Denizi de yanlış. Edirne'ye geldik. İnsanlar yeteri miktarda çinko tüketiyorlar. Hayır, tüketmedikleri bir başka folik asit tüketiyorlar. B vitamini, B12 vitamini tüketiyorlar değil. Burada tek sıkıntının A vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği değil, bu tür mineral ve vitaminlerin de eksikliği olduğunu, bunların da eksikliğinin hissedildiğini yine söylemişti. O da nerede? Many people do not have an adequate amount of other essential micronutrients such as zinc. Buradan cümlenin geri kalanından herhalde siz üstünüze düşeni yaparsınız. 73. sorudayız arkadaşlar. Parçadan anlıyoruz. Neyi anlamışız? Some strides have been made. Make stride. Çok güzel bir ifade. Ne demek? Gelişim kaydetmek arkadaşlar. Hani make progress gibi düşünün arkadaşlar. İlerleme kaydetmek. Some strides have been made in fighting vitamin A deficiency. A vitamini eksikliğiyle mücadelede bazı gelişmeler kaydedildi. Throughout the African continent. Afrika kıtasının tamamında. Tamamında mıydı? Hayır. Hocam nereden biliyorsun değil. Bakın nerede olmuştu bu? Sahra altı Afrika'da olmuştu arkadaşlar. Tamamında değil. Bölge sınırlı ama bize verilen seçenek tamamında diyor. B seçeneğine geldik. Yani güzel, ilk kısım çok güzel. Sonunda küçük bir kısım beni offside'a düşürüyor. Geldim B seçeneğine. A vitamini eksikliği çocuğun hem görme kabiliyetine hem de beyin fonksiyonlarına zarar verir. Doğru. Çocuğun childhood
blind dediğimiz bir bölüm mü vardı arkadaşlar? Hemen bir bakıyoruz. A vitamini eksikliği. Doğru. Ha, once eyesight. Burada pardon şuna hemen bir gelelim. A vitamini eksikliği şurada hemen, evet, childhood. Şurada childhood blind and death demiş. Beyin yoktu, pardon, ben onu beyin diye hatırladım. Ha, okay. Şimdi burada eyesight tamam sevgili arkadaşlar. Ancak devamında brain functions demiş, beyin fonksiyonu değil, ölümüne neden olur demişti parçada. O yüzden B seçeneği yine şu ifadeden dolayı yanlışa düşüyor arkadaşlar. Gelelim hemen C seçeneğine. Herhangi bir iyot eksikliği bizim sonunda efendim zihinsel gerilemeye veya zihinsel gelişimde yavaşlamaya neden olur. Herhangi bir iyot eksikliği diye bir ifade söz konusu değil. Geliyoruz arkadaşlar. Denizli seçeneğine baktık. Teşekkürler Mehmet. Lack of vitamin A in diets. Beslenmende A vitamini eksik olursa kardeşim bu ne olur? Çocuklar efendim görme kabiliyetini kaybeder ve hayatını kaybeder. Hah, işte bir önce baktığımız cümle buydu hocam. Hayatını kaybeder, yani ölümle sonuçlanır. Cevabımız baktığımız seçenek doğru şey cümle, referans cümle doğru cümleydi ve D seçeneği o cümleyle örtüşüyor. Çocuklarda childhood blindness, blind and death ortaya çıkan durumlardı. D seçeneği bunu verdi arkadaşlar. Edirne'ye geldik. Despite significant efforts, kayda değer çabalar olmasına rağmen, iyot eksikliğiyle mücadele konusunda çabalar kayda değer olmasına rağmen, neymiş efendim? Zihinsel gelişimde yavaşlama, gerilik hala bunun oranı oldukça yüksektir diyor sevgili arkadaşlar. Bu sadece tek başına iyotla açıklanabilecek bir durum değil. Dolayısıyla sadece iyot eksikliğiyle mücadelede gelişim olmasına rağmen budur demek parçadan çıkaracağımız bir bilgi değil. Ve 73'ün cevabını böylece vermiş olduk. Peki yazar, kardeşim bu hidden hunger dediğimiz bu gizli açlık meselesini niye kullandı? Hemen ona bir bakalım. The various types of vitamins and their importance in our diets. Bizim beslenmelerimizde çeşitli vitamin tiplerini vurgulamak ve onların önemini vurgulamak için mi kullandı? B seçeneğine gelelim. Bilinmeyen sebepleri vurgulamak için kullanmış. Çocukların körlüğü ve efendim çocuklardaki hayat kayıplarının arkasında bilinmeyen bir sebepler var. Onu vurgulamak için mi kullanmış? Yoksa efendim çeşitli besinlerin eksikliği, yetersizliğini vurgulamak için mi kullanmış? İnsanların beslenmesinde ve onun sonuçlarını vurgulamak için mi kullanmış? En çok etkilenen ülkeleri ve bölgeleri, örneğin Sahra Altı Afrika'yı vurgulamak için mi kullanmış? Edirne'de arkadaşlar micronutrient malnutrition dediğimiz mikro besin yetersizliği ile alakalı yanlış bilgiyi vurgulamak için mi kullanmış? Bir, Edirne'den hızlıca ilerleyelim. Yanlış bilgi söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Yani burada yetersizlik var mı? Var. Onunla alakalı bilgi veriliyor. Ve Hidden Hunger'la Sahra bölgesi Afrika muhabbeti, Sahra Altı Afrika çok uzak noktadalar. Aralarında bir bağlantı kurmak çok gerçekçi değil. Hemen B seçeneğinde yine arkadaşlar ne dedik? Çocukların görme kaybı ve ölümleriyle alakalı Hidden Hunger arasında bağlantı kurmak, yine parçadan da baktığınızda aralarında bir uçurum var. Yani çok uzaklar birbirlerine. Bağ kurmak açısından sıkıntı yaşayabilirsiniz. Neden bahsediyordu arkadaşlar? Besinlerin eksikliğinden bahsediyordu. Yetersizliğinden bahsediyordu. Çeşitli besinler eksik ve bunlar bizim beslenmemizde yoklar. Ve hidden hunger, hidden'dan kasıt da aslında gizli açlık. Gizli açlıktan kasıt şu: aslında sen yeteri kadar besleniyorsun. Alıyorsun, karnını dolduruyorsun. Yedin. Ve bayağı bir doydun. Ama sen yeteri kadar beslendin mi? Bütün mesele burada. Hidden hunger dediği kasıt o. Yani sen A vitaminini yeteri kadar alamadıysan, B12 vitaminini yeteri kadar alamadıysan, karnın yeteri kadar doysa da sen gizli bir açlık hissediyor olabilirsin. B12 eksikliğin olabilir, iyot eksikliğin olabilir, demir eksikliğin olabilir. Sen doyuyorsun, iyi besleniyorsun ama hala bazı eksikliklerin var olmaya devam edebilir. Gizli açlıktan kasıt bence bu. Parçada bunu anlatmamış ama. Senin tahminin o değil mi? Hani benim tahminim bu diye düşünüyorum. 74'ün cevabına da Ceyhan dedik ve bu parçayla alakalı değerlendirmemi tamamladım arkadaşlar. Söz Uğur Hocam'da. Buyur hocam. Şimdi fene geçiyoruz değil mi hocam? Ha evet, sağlığı kapattık. Evet.
Sağlığı kapattık bence ve fendeyiz. Hemen ben bu arada organizasyonu yapayım. Sayın Reji genel ekranımızı paylaşırsa Serkan'cığım, Sayın Reji. Reji'nin de bir adı var ya. Reji, ben bu arada orayı tıklayıp buradan yazmaya çalışıyorum. Farklı bir kombin peşindeyim. Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi. Uğur hocam sen... Ben bu organizasyonu yaparken sen arkadaşları genel anlamda... Ben şu an seninle bana bakıyoruz da sen bayağı uzun duruyor. Hoca bir baksana ekrana ya. Şuraya bak. Yani bayağı aramızda fark var. Yani bunun kısmi nedeni senin benden zaten uzun olman. To some extent. To some extent de benim sandalye seninkinden düşük. Onu normalde benim yükseğe oturmam değil mi? Haklısın. Şöyle hocam. Oturayım dur. Hocam Ahmet hocam geçen Kürşat'la bir program yaparken evet. Orada çok güzel dedi. Hani bizim dedi bir büyük elçimizi İsrail'de yanlış hatırlamıyorsam şey koltuğa oturtmuşlar dedi. Küçük koltuğa oturtmuşlardı. Öyle hissediyorum ben de şimdi kendimi demişti. Seninki de o misal yani. Evet, bir de oturdukça ben böyle aşağı doğru kaymaya başlıyorum iyice böyle. Hocam ben sana çay ikram edeyim. Vay hocam. Açığımızı kapatalım hocam benim. Tamam hocam hemen. Evet. Tavşan kanı bir çaya. Önce istersen hocam, bir yudum al. Senin az önce de dedim ya o paragraf mesela çok teknik şeyler içeriyor evet. Tamam mı? Yani hani, konuya vakıf olman gerekiyor. Yani insanlara hani soruyu anlatayım derken bayağı açman gerekiyor. O da yoruyor. Sen istersen dehidro olma. Dehydration'dan muzdarip olma. Hiç sıkıntı yok hocam. Hemen biz hocam. Arkadaşlar için varız. Onlar bize her ne kadar yeter. Yeteri kadar beğenmeseler de dedim de şimdi yüzüm kara oldu ya. Sen yani çözerken bak şey arkadaşlar evet. Artılmışlar. Tamamdır. Şimdi ben elinize sağlık. Beğenen parmaklarınız dert görmesin. Diğer parmaklarla ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece beğenen parmaklar. Dün Yunus Hoca parmaklarla ilgili bir soru çözdü. İnsan şu anda olduğumuz noktayı paragrafta adam şeye bağlıyor hocam. Parmağımızı yani bunu şöyle yapıp şunu yapabilmemize bağlıyor. Bu olmasaydı tool yapamazdık diyor. Dolayısıyla diyor kaldıydık. Hocam insanoğlu ya sadece insanoğlu değil aslında da her şey muazzam dengelerle yaratılmış. Olağanüstü bir denge var. Bunu görebilmek biraz zaman alıyor. Bakış açısı gerektiriyor aynen. Hocam. Yani bir bakış aynen. Açısı. Peki. Şimdi biz de soruları yazıyoruz bazen. Öğrencinin bir bakış açısı geliştirip doğru cevaba ulaşmasını istiyoruz. Orada da bir birikim gerekiyor. Ona da konuyu da doğru böyle hocam. Bağlayalım. Doğru. Yani bak ÖSYM'nin gerçekten soruları yazarken istediği cevabı yani bir noktadan sonra tabii öğrenci arkadaşlar için demiyorum da biliyorsun yani diyorsun ki kesin bu adam şimdi şunu isteyecek burada. Doğru ya da yanlış yani sen öyle düşünme bence bu doğru bu cevap olmaz da olur de adamın ne isteyeceğini biliyor. Hocam sen tanıyorsun şimdi bir ÖSYM'yi. Ben de şunu söylüyorum mesela seni çok iyi tanıyorum. Diyorum ki Uğur Hoca sabah saat 8.30'da gelir arabasını buraya park eder. Aha saat 8.30 oldu şimdi Uğur gelir diyorum bakıyorum evet. Uğur Hoca damlıyor. Tamam. Seni tanıyorum çünkü. Evet, Sen de adamı tanıdığın için nasıl başlayıp nereye gideceğini az buçuk kestirebiliyorsun. Bu neyle mümkün hocam? Nasıl mümkün oldu? Hocam birikim. Bu birikimle alakalı. Uzun yıllar bu işin içinde olmayla alakalı. İşin içinde olmaktan kastım öğretmenlik bazında demiyorum. İngilizceyle ve bu sınavın ülkemizdeki sınavlarda nasıl test edildiğiyle çok ilintili olmayla alakalı. Yani hem İngilizce adına kendini geliştirdiğinde hem de sınav tekniği adına kendini geliştirdiğinde ÖSYM'nin ne istediği. Mesela ben bazı sorularda sınavda diyorum hocam diyorum ki bu cevap olmamış ama bunu istiyor biliyorum yani. O ÖSYM'deki hoca o C'yi istiyor ama C'ye baktığımda aslında diyorum bu şöyle daha iyi olur. Ama işte ondan bahsediyorum. Senin dediğin yani bakış açısı tabii. Bunda önemli. Bazen şıkları mesela yüksek alan öğrenciler aramızda belki vardır. Çok yüksek yapanlar. Onlara bir şeyleri anlatırken daha zorlanırsın şu açıdan. Kabul etmek istemez. Ama hocam illa da D der. Ya tamam D. Sence D. Ama bu adam bir şey istiyor orada. Onun kafasında o hocanın baktığı gibi bakman lazım. Hocam bununla alakalı çok komik bir esprim var. Espri derken gerçekten birebir yaşanmış bir şey. Hemen onu da anlatayım. Arkadaşlar şey yapsınlar. Belki bizim kitapları bilen soruları çözen arkadaşlar hafızalarında varsa eğer canlandırabilirler. Dedin ya hocam adamın kafasında o. Adam o soruya kendi penceresinden bakıp o cevabı veriyor. Bir öğrencim vardı. Bir gün diyalogları anlatıyorum işte. Bizim sınav stratejileri 2'de
Diyalog test kaçıncı soru hatırlamıyorum şimdi ama Pet ve Tuğçe diye iki konuşmacımız evet. var. Halı sahacı. Ben öyle diyorum ona. Maça adam çağırıyor Tuğçe. Pet, aynen. Pet ve Tuğçe var. İşte Pet Tuğçe Pet'e gidiyor diyor ki işte cumartesi ve hafta sonu için planın var mı? Pet'e cevap soru soruyor. Boşluk var. Sonra Tuğçe diyor ki efendim cumartesi benimle ya da sallıyorum pazar günü benimle işte sinemaya gelir misin? Boşluğa da tabii ki bu durumda ne diyecek? Hani vatandaşa pardon özür dilerim. Boşluktan sonrasında şey diyor. Vatan bir boşluk var. Pet de soruyu hatırlayamadım. İyiyim hocam ya. Ya arkadaşlar, şey diyor hocam. Şey diyor. Hatırladın mı? Hatırlıyorum hocam. Diyor ki boşluğun altında atıyorum. Pazar günü maç var gelir misin diyor. Tamam evet mı? Evet aynen öyle. Doğru cevapta benimle da. Benimle Tuğçe öyle söylüyor. Boş bırakılan kısım var. Boş kısımda da ne demen lazım? Tamam okey şimdi hatırladım. Şimdi benimle sinemaya gelir misin benimle maça gelir misin diyor ya Tuğçe. Seçeneklerden birini bizim bir öğrencimiz gitmiş işaretlemiş. Neyi işaretlemiş? Demiş ki işte ben hem cumartesi şu programım var hem de pazar şu programım var. Diyorum ki. Kızımıza söylüyorum işte Ayşe kız bir kızımızdı. Ayşe'cim diyorum bak sen bu seçeneği işaretlerken aslında çok doğru olmayan bir şey yapıyorsun. Nedir hocam diyor. Dedim ki ya vatandaş hem cumartesi doluyum diyor. Hı-hı. Hem pazar günü doluyum diyor. Ancak sen devamında gidip şey diyeceksin. Benimle cumartesi maça gelir misin? Adam doluyum diyor sana. Ha, ne dese beğenirsin Ayşe. Ne dedi? Hocam dedi ben ısrar etmeyi severim. Yani tamam. Israr etmeyi severim dedikten sonra ben bu konuda benim için yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Soruyu ben bu açıdan değerlendirmedim dedim evet, yani. Evet, hani evet. Bazen kendine göre cevaplar şimdi olabiliyor. Ona ben bir şey diyeyim mi? Israr etmenin de bir raconu var ÖSYM tarafından. Onu da yapabilirsin ama onun da bir raconu var. Her şey raconda diyor. Evet raconda. Nasıl tam olarak anlamadın? Nur Seda soruyu bul oradan anlayacaksın. Şimdi ben sana bir şey anlatmaya çalıştım ama çok da başarılı olamadım açıkçası. İstersen diyaloğu oynayabiliriz. Olsun mesela. Oynayalım. Sen Petol ben Tuğçe olayım. Şimdi ben sana diyeceğim ki hafta sonu için bir planın var mı? Var tabii. Cumartesi günü çok yoğunum. Pazar günü de arkadaşlarla bir plan program yaptık. Pazar günü maça gidiyoruz. Gelir misin? Anlamıyor musun kardeşim? Pazar doluyum diyorum. İşte olay bu. İşte olay bu. Evet. Evet. Başlıyoruz. Başlayacağım. Başlıyorum. Şimdi sorulara bakıyorum. Birinci soruda o Marconi diye birisi var. Bir foru koymuştan önce Marconi kararını vermeden önce ne kararını vermeden önce şansını bu arada çok sert geçtik hoca. Evet evet. Şansını Londra'da gülüp eğlenirken birden bir anda, Marconi'ye geçiyor anda. Şansını Londra'da deneme kararını almadan önce. Yani Marconi diye birini okuyacağız arkadaşlar. Bir yerlerde muhtemelen başarılı olamayacak. Ondan sonra ben şansımı Londra'da deneyeyim diyecek. İşte onu demeden önceki evrede yaşanmış olayı bizden istiyor bu soruda. 67'de bu parçadan anlayabiliyoruz ki demiş. O genel 68'de de parçada clear'dır demiş. Bakacağız clear mı değil mi onlara bakarız. Şimdi hemen parçaya başlıyorum. 1874'te İtalya'nın Bologna kentinde doğan Guglielmo Marconi diye bir vatandaş var. Bu adam kafayı takıyor. Şimdi fascinated with diyor yani büyülenmiş adam. Neyden büyülenmiş? Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz'in görünmez dalgaları buluyor bu adam. Elektromanyetik etkileşimler tarafından üretilen. Bu buluş da bizim İtalya'daki Guglielmo Marconi'nin bununla büyülenmesine, kafayı bu olaya takmasına neden oluyor. Marconi kendi dalga üreten ekipmanını yapıyor ailesinin evinde, ailesinin şeyinde işte evi, arazisi, arsası bunları esnetiyoruz. Garajda, garajda. Evet, tamam ve kısa süre içinde şeye başlıyor adam. Bir mil uzaklıktaki yerlere sinyal yollayabilmeye başlıyor. Yani bu Heinrich Rudolf Hertz'in buluşundan bayağı etkilenip ben de aslında çok hoşuma gitti lan ben de bir şeyler yapabilir miyim deyip bir mil uzağa sinyal gönderebilen bir cihaz yapıyor bu adam. Şimdi şurada diyor ki after'den sonra başarısız olduktan sonra ilgilendirmek demek bu ilgi çekmek demek İtalya hükümetinin eserini
yani çalışmasına diyelim, çalışmasına ilgisini çekme konusunda başarısız olduktan sonra demek ki bu adam İtalyan hükümetine diyor ki işte hep ülkelerin yaptığı hatalar hocam. Kendi vatandaşının çalışmasına önem vermemek. İtalyan hükümetine diyor ki bakın ben böyle bir şey yaptım. İtalyan hükümeti ilgilenmiyor. Adam diyor ki ben de giderim şansımı Londra'da denerim diyor. Şimdi bir tane sorumuz vardı. Hemen onu buradan yapabiliriz. Marconi şansını Londra'da denemeden öncesinde ne oldu diyordu. Hemen doğru cevabı göstereyim. 40 yılın başı bir spesifik soru gelmiş. Şöyle ağız tadıyla çözeyim. He had tried to take the attention of. Yani ilgisini, dikkatini çekmeye çalıştı İtalyan hükümetinin. Ama bunu yapmakta başarısız oldu. Yani bunu yapamadı diyor. Burada bunu yapmaktan kasıt. İtalyan hükümetinin dikkatini çekmek. Evet, Londra'da şansını denemeden önce adam önce kendi hükümetine gitti ama adamların ilgisini çekememişti. Bu bağlamda burada Ceyhan doğru cevap olacak. Devam ediyorum. 22 yaşında Marconi ve annesi İngiltere'ye gidiyorlar 1896'da. Ve buradan daha sonra bir soru gelecek. Hızla buluyorlar ilgilenen backer. Şimdi back kelimesinin desteklemek diye bir anlamı var. Bir geri anlamı var. Eyvallah. Preposition olduğunda. Arabayı geri almaya bile back diyebiliyorsun ki orada fiil oluyor. Back up dediğin zaman desteklemek veya yedeklemek anlamına geliyor. Bir de back'in support anlamı var. Backer da supporter oluyor. Yani destekleyen kişi. O zaman buradan şunu anlayabiliriz. Adam İngiltere'ye gittiğinde hemen kendi icadıyla ilgilenecek ve ona destek olacak birilerini buluyor hızla. Bununla ilgili bir soru gelecek. Biri de hocam Britanya Postanesi. Yani İngiltere'nin PTT'si. Diyorlar ki biz senin bu icadı beğendik. Gel diyorlar. Bir yıl içinde Marconi 12 mile kadar yayın yapabiliyormuş hocam. Yani yaklaşık 18-19 kilometreye kadar yayın yapabiliyormuş. Ve ilk patentine başvurmuş adam. Demiş ki ben bunun patentini alayım. Bir yıl sonra kendisi bir kablosuz istasyon kuruyor. Bu İngiltere'nin Isle of Wight diye bir adası var. Çok küçük, oraya kuruyor. Bu da Kraliçe Victoria'ya izin veriyor. Mümkün kılıyor Kraliçe Victoria'nın ne yapmasını? Mesaj yollamasını. Kimi? Oğlu Prince Edward'a. Bu Prince Edward neredeki Kraliçe Victoria ona mesaj yolluyor, iletişim kuruyor? Kraliyet yatında güvertede. Yani güvertede dediğime bakmayın. Bu normalde bir yatta. Evet, normalde bir hava aracında. Önce tabii denizle başladı. Sonra havaya da genişledi anlamı. Olmaya, güvertede olmaya, yani içinde olmaya deniliyor. O zaman Kraliçe Victoria oğluna iletişim kurma fırsatını tepmemiş eşin açıkçası. 1899 yılına gelindiğinde Marconi'nin bu sinyalleri İngiliz kanalını geçmiş. Yani Fransa ile İngiltere arasında Manş Denizi'nin olduğu bölgedeki yere diyoruz değil mi? İngiltere kanalı. Hoca İngiltere televizyon kanalı mı şimdi bu değil mi? Yani aynen. Sinyal minyal diyoruz burada. Demek ki adam orada Fransa'dan İngiltere'ye mesaj yollayabiliyor denizi aşarak. Aynı yıl Marconi Amerika'ya gidiyor. Amerika'yı bir niteleyelim. Hangi Amerika? Ne oluyor Amerika'da? Gained publicity, ün kazanıyor, isim yapıyor orada. Ne yaparak? Sunarak. Ne sunuyor? Kablosuz coverage. Şimdi coverage gazetecilikte özellikle bir şeyi haber yapmaya ya da yayınlamaya deniliyor. Neyi yayınlamışlar? Amerika'da bir işte yat yarışı var. Onu yayınını yapıyor adam kablosuz şekilde. Radyodan muhtemelen yapıyor. Nereden yapıyor bunu? New Jersey sahili açıklarından. Bak şuradaki ofedatı var ya hocam. Bunu ÖSYM 3-5 yılda bir of. 3-5 yılda bir ısıtıp ısıtıp sorar. Of'un yanına the coast, of'un yanına the shore yazdığımız zaman aslında sahilin açıklarında yani denizde demiş oluyoruz. Hatta hocam İngilizce'de biliyorsun mesela of Alanya bile diyebilir. Alanya açıklarında diye biz onu çeviririz. O zaman off the coast denizde demek. Off the beach denizde demek. Peki 1901'de kendisi yayınlıyor. Neyi yayınlıyor? İlk transatlantik radyo sinyalini. Şimdi bu şu demek. Eğer ben ilk transatlantik radyo sinyalini yayınlayan insansam benden önce transatlantik radyo sinyali yayınlayan birisi yok. Olmadı da. Değil mi Ahmet Hocam? Evet. Evet, bu yayın bitmez artık. ben Ted ve Tuğçe'ye üçüncü bir vatandaş olarak geldim. Kolay gelsin. Eyvallah hocam. Şimdi bizim negatif komparatif eşittir süperlatif. Süperlatif eşittir negatif komparatif diye bir anlatımımız var. Derslerimizde yapıyoruz bunu eğitimlerimizde. Ne diyoruz? Adam eğer ilk transatlantik radyo sinyalini yolluyorsa demek ki ondan önce böyle bir radyo sinyali yollayabilen başka birisi en azından bilinen
Yok. Buradan da bir soru gelecek hocam. Devam ediyorum. Onun şirketinin His company is Marconi Radios. Evet, şirketinin yaptığı Marconi radyoları bitirmiş, sona erdirmiş. Artık okyanus yolculuğunun getirdiği o izolasyon, her tarafın deniz, hiçbir yerle bağlantın yok, iletişim kuramıyorsun. Bunun getirdiği izolasyonu sona erdirmiş ve aslında yüzlerce hayatı da kurtarmış. Buna şu da dahil. Mesela hayatta kalan, Titanik'in batışında hayatta kalan yolcuların tamamı da radyo sinyalleri sayesinde geminin battığını bir tarafa duyurup en azından yetişebilen ya da kendilerini denizden çıkarabilen o filikaların falan o bölgeye hücum etmesine en azından haber onunla verebilmiş oldular. Tabii Morse alfabesi kullanıyorlar o dönem. 1909'da kendisi fizikte Nobel ödülünü paylaştı diyor. Şimdi bu soruyu yazan hocamız buradan soru yazmamış ama ben sağlam buradan girerdim hoca. Tamam mı? Böyle kolu önekli bir şeyle girerdim ben buradan paylaşıldıya. Radyo çalışmasından ötürü Nobel Fizik Ödülünü paylaşmış. Yani iki kişiye layık görmüşler. Biri de bu vatandaş, diğerinin kimliği meçhul. Bunu yapmıştık. Adana'ya falan hızlıca hemen bakacağım. Londra'nın rüyasını gerçekleştirebileceği en iyi yer olduğunu düşündü diyor. Daha Londra'ya gitme kararını almadan önce, yanlış bir bilgi oluyor haliyle. Kendisi Londra'ya gidip şansını denemeden önce fizikte Nobel ödülüne aday gösterilmiş. Yine bu daha sonralarında Londra'ya gidip o icatları yapacak, Amerika'ya gidecek sonralarında olmuş bir olay. Denizli'de zaten Amerika'da ün kazanmıştı diyor. Aslında tabii bu Londra'ya gittikten sonra, ünlendikten sonra oluyor. O da yanlış. Biz hep Londra'ya gitmeden önceki dönemi arıyoruz burada. Annesi onu bunu yapmamaya ikna etmeye çalıştı diyor. Annesi bir yerde geçiyor bu parçada sadece. O da Londra'ya onunla beraber gidiyor. Başka bir yerde geçmiyor. Peki devam edelim. Şimdi parçadan anlayabiliyoruz ki demiş. Adana'da ne diyor? Marconi fizikte Nobel ödülü aldı. Tamam hocam, işaretledim. Aa, doğru cevap dediğim anda patladı. Çünkü devamında diyor ki ama böyle bir ödülü aslında almayı beklemiyordu demiş. Bunu tamamıyla biz uydurmuş oluyoruz. O yüzden Adana'ya eliyorum. Bursa'da Marconi'nin doğduğu yer hala tam olarak bilinmiyor demiş ama Bolonya'daydı galiba. Bolonya'da doğmuştu kendisi. Bunu da eliyorum. Ceyhan da diyor ki çok uzun zaman almadı. Çok uzun sürmedi Marconi ve annesi için. Ne yapmak? İngiltere'de kendilerini destekleyecek insanları bulmaları çok uzun sürmedi diyor. Parçada da demişti ki hani İngiltere'ye gittiler. Quickly found interested backers, yani hızlı bir şekilde ilgilenecek, kendisini destekleyecek, mevzusuyla, cihazıyla ilgilenecek insanları buldular demişti. Dolayısıyla buradan arkadaşlar o soruda nereye gitmişim bakayım şimdi, hop. Yine bir yerlere gittim hocam. Şurası. Ceyhan'a gidebiliyoruz o cümleden. Denizli'ye bakalım. Marconi Londra'da kaldı yaklaşık 13 yıl diyor. Tabii Londra'ya gidiyor, eyvallah, sonra Amerika'ya gidiyor, başka yerlere seyahat ediyor. Bunu da eleyebiliriz. Edirne'de de Marconi Nobel ödülünü paylaşmak istemedi diyor ama onunla ilgili de bir bilgi yok. O zaman bu soruda da Ceyhan'da kaldım. Geldim şuna. It is clear in the passage. Bakalım pasajda net miymiş bu bilgi. Diyor ki Adana'da Britanya Postanesi sole interested backer, yani tek başına, tek ilgilenen destekçi kişiydi ya da kurumdu diyor Londra'da. Tek diyor ya. Şimdi o tek demesi yanlış. Çünkü parçada sadece Britanya Postanesi'nin ilgilendiğini söylemiyor. O ilgilenenlerden biri. O yüzden bunu eledik. Bursa'da Marconi bir wireless istasyonu kurmuş. Isle of Wight'ta 1986'da. Tarihte galiba hata vardı burada da. Evet, galiba 1896'ydı ya da değildi ama tarihte hata vardı. Onu da oradan eleyebiliriz. Devam ediyorum. Ceyhan zaten 1986 daha yeni. Yani bu adamın yaşadığı tabii döneme kıyasla. Ceyhan'a bakalım. Marconi şimdi az önce demişti ki bu adam transatlantik. Yani bu transatlantik de çok söyleriz ama bazen altı doldurulmayan bir tabir oluyor. Atlas Okyanusu'nu aşan anlamında. Atlas Okyanusu'nu aşan ilk radyo sinyalini yollamıştı ya. Dolayısıyla hiç kimse bir radyo sinyali yollamamıştı. Prior to'den önce, Marconi yapmadan önce. O da zaten bu adamı ilk yapmış oluyor bu bilgi. Dolayısıyla Ceyhan negatif komparatif eşittir süperlatif bilgisi bizi doğru cevaba götürüyor. Denizli'ye bakalım. Marconi yapmış olabilir. Kendi dalga üretme ekipmanını Londra'da yapmış olabilir diyor. Burada tabii birkaç hata var. Birincisi bunu Londra'da yapmıyor. Önce İtalya'da kendi yapıyor. İkincisi de yapmış olabilir diyebilmemiz için pasajda bazı muğlaklıkların bize verilmiş olması lazım ama pasaj çok net anlatımlar yaptı. Hiç ihtimallere bırakmadı işi. Edirne'de de bu Isle of Wight'taki wireless istasyonu Kraliçe Victoria için tam bir hayal kırıklığı oldu diyor. Halbuki kadın
oğluyla haberleşebiliyordu o wireless istasyonu sayesinde. O zaman tam bir hayal kırıklığı dersek Edirne'yi de eletmiş oluruz. Bu bağlamda Ceyhan doğru cevap olarak kalıyor hocam. Ağzına sağlık hocam. Eyvallah hocam. Ne yapıyorsun? Uçuşlara mı geçiyorsun? Evet hocam şimdi? Benim. Şimdi terminoloji yine bu sefer kim? Sir George Kiley diye galiba herhalde öyle okunuyor. Bir abimiz var. Onun havacılığa katkıları neler? Onları değerlendireceğiz. Arkadaşlar bugünün son parçası. Herhalde değil mi? Son olması lazım. Bugünün son parçası. Ahmet hocam sağ olsun geldi, bize oksijen getirdi. Stüdyomuzu havalandırdı. Şimdi biraz daha canlanan bir halimizde. Sen yayının başında şeyi anlatırken Mezopotamya'yı şey dedin ya hocam. Ahmet senin bana borcun var kardeşim dedin ya. Yorumlara şey yazmışlardı hocam oradan. Demek ki Ahmet hocanın Evet, it's obvious in the passage. Parçada açık açık anlatılan bir şey var mı? Bakacağız. İkinci soruda when the contributions of Kylie are taken into consideration. Kylie'nin yaptığı katkıları dikkate aldığımızda acaba nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Bunu değerlendireceğiz ve son olarak parçamızda arkadaşlar bir çıkarım sorusu. Parçadan ne çıkarabiliriz? Hemen parçamızı yine tahlil edelim. 69 ile başlıyor. Şuradayız değil mi? Evet. Sir George Kiley diye bir beyefendi. 1773 yılında doğmuş. Bu dünyaya teşrif etmiş. Ve genelde biz bu adama havacılığın babası diyormuşuz arkadaşlar. The father of aviation. Havacılığın babası. Biz niye diyelim ki bu adama havacılığın babası? Bakalım. A pioneer in his field. Alanında bir öncü olan bu vatandaş. Biz bu vatandaşa yani bir şeyin be credited with. Bu İngilizce'de pasif kullanılıyor genelde. Hani ya da credit somebody with something de diyebilirsiniz. Aktif olarak da kullanılabilir. Bir şeyden doğan katma değeri, bir şeyden çıkacak olan övgüyü neyse artık tamamen bir kişiye vermek. Bu işin ne derler yapanı, edeni, uğraşanı ve bundan doğacak olan övgüyü hak edeni budur. Mantığıyla. Bunun Türkçesi herhalde bu hocam. Başka bir şey var mı? Bundan güzel bir Türkçe ifade var mı? Yani senin dediğini, o son dediğin bence çok güzel. Yani bundan doğacak övgüyü hak eden adam budur. Yani bu işi yapan adam budur demenin tam bir yöntemi. Türkçe birebir karşılık olmadığı için evet. Ben de o yüzden biraz hikayeyi anlattım evet, ama evet. Yapacak çok fazla da bir şey yok. He is credited with. Bu adam bir övgüyü alıyor. Bir şeyden dolayı bir övgü alıyor. Kredi alıyor. The first major breakthrough, ilk büyük yenilik. Breakthrough, çığır açmak, yenilik. Tabii phrasal verb olarak kullanılır. Yarıp geçmek, düşman hattını filan açmak filan o anlamları da var. Ama burada yenilik arkadaşlar. İlk büyük yenilik. In heavier than air flight. Biliyorsunuz uçan araçlar ikiye ayrılır. Lighter than air, heavier than air. Bir havadan hafif olan araçlar var. Bir ne derler? Havadan ağır olanlar var. Balon içine dolan gazlar havadan daha hafif. Onlar lighter than air. Bunlar heavier. Gene sana air. Geldi bak. Evet. Bir de uçak bu tür şeyler filan. Evet. Bunlar da heavier than air arkadaşlar. Şimdi bu alanda bu adamın muazzam yenilikleri var ve bundan da dolayı bu adama bayağı bir kredi verilmiş, övgü verilmiş. Övgüde bulunulmuş. Şimdi biraz temizleyelim, öyle devam edelim. Kylie kelimenin tam manasıyla, literally, yani sözlük karşılığıyla, tam manasıyla has two great spurts, has two great efforts, two great attempts, all aeronautical creativity. Yani havacılık alanında yaratıcılıkla ilgili bu adamın iki büyük girişimi, iki büyük çabası, iki büyük gayreti uğraşı olmuş. Şimdi bunu anlatıyor. Acaba nedir bu iki büyük gayret? He was the first. Bu adam ilk. Ne yapan ilk kişi? To identify the fourth aerodynamic forces of flight weight. Şimdi flight weight. Flight. Herhalde. Yo, flight deyip dört tane sayıyor. Ha, onlar öyle miydi? Evet. Ben de flight weight nedir diye yorumlamaya çalışacaktım ama flight herhalde. Four aerodynamic weight, lift, drag, thrust diyecek hocam. Ha okey.
Orada tabii orada virgül Forces olmadığı için. Forces of Light burada bir tabii. sıkıntı var. Noktalamada sorun var hocam. Evet. Ya noktalı virgül virgül. İki virgül falan atacağım oraya. Burada, burada bir tabii. burada bir hatamız var. Aynen bizim. Öyle. Aynen. İki nokta biz koyacağım. Nokta koyduk tamam. Okey. Uçuşun dört tane aerodinamik temeli var arkadaşlar. Gücü var diyor. Force buradaki anlamıyla gücü ya da işte şey kuvveti diyelim. Daha güzel burada kuvvet diye kullanıyorlar arkadaşlar fizikte. Uçmanın dört tane kuvveti var. Bunu anlatmış. Bu dört kuvvetin aerodinamiğini anlatıyor. Aerodinamik kuvvetini. Nedir bunlar abi? Weight, ağırlık, ağırlığın kuvveti. Lift, kaldırma. Ondan sonra drag, çekme. Ve thrust, itiş anlamında arkadaşlar. Dört tane kuvvet var. Ha, ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini anlatan ilk kişi bu adammış. He was also, ikinci unsuru da bakın also diyerek veriyor. Aynı zamanda bir şeyi yapan ilk kişi de bu adammış. To build a successful human carrying glider. Glider şimdi böyle böyle tepelere mepelere çıkıp kanat gibi takıp glide aslında süzülmek demek. Yani böyle havada süzülmek, kanat çırpmadan filan süzülmek anlamında kullanılıyor. Glider da o tür bir araç, hava aracı diyeyim ben burada herhalde odur. Hezarfen Ahmet Çelebi işte. Ama o çırpıyor hocam. Olsun, yine de motoru yok. Anladım. O anlamda. O glider öyle. Evet. Glider'ı genel anlamda motorsuz hava araçları için evet. kullanıyorlar doğru. Şimdi insanı taşıyabilen bir glider başı yapan, bu başarılı bir şekilde bunu hayata geçiren ilk kişi de bu adammış. Kali ne yapmış abi? Birçok kavramı almış, tanımlamış, açıklamış. Birçok işte modern havacılıktaki kullanılan elementler, unsurlar nelerse bunları anlatmış. Ve bu adam ilk defa anlayan adam ve açıklayan adam. Mühendislik terimleriyle açıklayabilen adam. Neyi ilk defa açıklamış? The concepts of lift and thrust. Kaldırma ve itme kavramlarını mühendislik terimleriyle açıklayan ilk adamdı. Anlayan ve açıklayan. Anlaması yetmez tabii bir insanın. Aynı zamanda açıklaması zaten orada önemli olan. Öğretmenlik de mesela öyle. Biliyor olman yetmez. Anlatabiliyor aynen musun? Öyle. Mesele burada o. In engineering terms diye güzel bir şey var. In terms. In terms. Term'den kaynaklı in edatı karşımıza çıkıyor. Teşekkürler Mehmet. Before him, bu adamdan evvel, bu adamdan önce araştırmacılar şunu düşünürlermiş. Derlermiş ki propulsion system eşittir thrust gibi düşünün, yani itiş sistemi should generate both, hem üretmelidir bir itiş. Neyi? Hem kaldırmayı, çok hızlı ittiğinde diyor kalkacaktır bu lift olacaktır. Hem de forward motion, hem de ileri doğru gidecektir diye düşünürlerdi ondan önce. Aynı anda bu ikisi birden olur diye düşünüyorlardı. Tıpkı kuşlarını yapabildiği gibi. Dolayısıyla da bunlar uçan araçlarını, makinalarını kuşlar gibi kanat çırpabilen, daha doğrusu hareket edebilen kanatlarla yaptılar. To resemble the motion of birds. Bunu da kuşların hareketine benzetmek için. Madem biz kuşları örnek aldık, yaptığımız araçlar da kanat çırpabilsin veya öyle kanatları olsun, kuşlar gibi hareket edebilsin. Kanatlarını kullansınlar yani. Kylie gelince ne oldu? Kylie fark etti. Dedi ki bu propulsion system, yani itme sistemi, thrust dediğimiz sistem hem bir itiş ortaya koyuyor, bir hareket sağlayacak. Should generate thrust but aynı zamanda fakat bir şeyi daha fark etmiş. Burada that'lere dikkat. Realize that but that. Ama bir de şunu da fark etmiş. The wings should be shaped so as to create lift. Burada sadece itmek yetmez kaldırmak için, kanatların da buna uygun bir yapıda olması gerekir. Kanatların şeklinin kaldırmayı sağlayabilecek formatta olması gerekir. Adam olaya, yani sadece itince olay çözülür, kanadı olsun it uçar değil. Yapı da önemli, kanat yapısı da önemli. Adam bunu da fark etmiş. Sonunda ne olmuş? Kylie efendim was the first investigator. İlk araştırmacı vatandaşmış. To apply the research methods. Araştırma metotlarını alıp uygulayan. Tools of science and engineering. Ve mühendislik gibi, bilim gibi unsurları kullanan. Burada science ve engineering'e tools demiş arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Tool burada normalde öyle keser meser çekiç değil buradaki olay. Burada araç. Her türlü araç. Bir işe ulaşmak için kullandığın her şey senin tool'undur arkadaşlar. Eğer kullandığın şey mühendislikse mühendisliktir senin tool'un.
Bilimse bilimdir senin tool'un. Tools of science and engineering. Ha, mühendislik ve bilim araçlarını kullandığı ne için? To the solution of problems of flight. Uçuşla ilgili problemleri çözmek adına kullandığı şeyler bunlar. Araştırma metotlarını aldı, kullandı. Bunu ilk yapan adam da buymuş. Öve öve bitiremedik bu Kayla abimizi. Saygım birden içimden inanılmaz muazzam bir saygı besledim adama. Her şeyi ilk o yapmış hocam. Sen geçen kampta da şu çocuklarla ilgili doğumdan sonra hemen 5 tane değere bakıyorlardı. Evet, evet, evet. O adamı da sen anlatmıştın. Ama hocam muazzam şeyler evet. bulmuştu ya. Evet. Hala kullanılıyordu ya. Kadın da hatta orada. Kadın. Bir doğu hoca öğrencisi gitmişti de Prolet ona sormuştu de. Da. Yemek yiyordu. Yemek yiyordu da öyle hasbelkader böyle söylemişti de filan. Böyle birilerini öven parçalar onların hoşuma şeylerini gidiyor hocam. Hep sana baksana renk hocam geliyor. Ne güzel muazzam şey hocam. Ben burada bir şey düzen görmeye başladım hocam. Gizli güçler var hocam. It is obvious in the passage that. Ne demişiz arkadaşlar? Kylie şuna inanıyor. Parçada açık açık anlatılan bu mu acaba? Propulsion system should be the same as that of birds. Kylie kuşlarla aynı oldu. Hayır, buna inanan Kylie değil. Buna inanan araştırmacılar da arkadaşlar ve kuşlarla aynı sistemi yapmaya çalışıyorlardı. Kylie bundan esinlenmiş ama geliştirmişti. Aynı olmadığına dikkat. Bunu Kylie yapmıyordu. Araştırmacılar inanıyordu. The only field Kylie failed. Kylie'nin başarısız olduğu tek alan modern uçaklar kavramının anlatılmasıydı. Kylie'nin bir başarısızlığı parçanın hiçbir yerinde verilmemiş. Kylie mükemmel bir insan. Her konuyu başarabilir demiş parça. Ceyhan'a geldik. İnsanı taşıyan bir hava aracı bir inşa etmek Kylie'nin en büyük hayaliydi. Hayal değil. Adamın başarısı, adam bunu gerçekleştirmiş zaten. Denizli'ye geldik. 4 aerodinamik kuvvetini, uçuşla alakalı 4 aerodinamik kuvvetini ortaya koymak, tanımlamak was not the only contribution. Bak burada da bir weight gelmiş fazladan hocam. Bu weight oraya da yedi, sığdıramamışız biz bunu. Bu weight burada olmamalı sanki diye düşündüm. Was not the only contribution evet. made by Sir George Kylie. Bunun yaptığı tek katkı bu değil. Bu adamın ya katkıları saymakla bitmez. 2 tane büyük demiş ama yukarıda ilk girişte altta birkaç tane daha saymış. Şunu da ilk yapan bu, bunu da ilk yapan bu. Dolayısıyla tabii ki tek katkı bu değildi. Başka katkıları da vardı adamın deyip hemen D seçeneğini ne güzel demişsin Denizli kardeşim deyip Denizli'yi doğru kabul edebiliriz. Edirne'ye gelelim arkadaşlar. Kylie daha ziyade efendim kaldırma kavramına odaklandı. İtme kuvvetinden daha ziyade ona odaklandı. Burada da false comparison diyordu Uğur hocam, ondan öğrendim ben de. Ne diyor? Yanlış bir kıyaslama. Çünkü parçada böyle bir karşılaştırma yok. Geldik 70. sorumuza. Biz bunu yanlış çizmişiz bu arada. Hemen şunu bir seçelim. Hoppa. Ve soruyu silelim. Sileceğim. Bunu nereden silebiliyoruz hocam? Hocam silemiyoruz onu... galiba. Dursun şöyle kaldırsa ya. Gitse olmaz mı? Dursun. Hocam ben kıl bir adamım çok ya. Çok sürecek şöyle. Hiç mesele değil hocam. Bakalım ne zaman yani. When the contributions of Kylie are taken into account. Hocam temizlendi. Kylie'nin başarılarını, katkılarını dikkate aldığımızda ne diyebiliriz? Ya bu adam gerçekten havacılığın babası olmayı hak ediyor. Bence de hak ediyor. Yani bu kadar başarılı bir adama biz havacılığın babası demeyelim de ne diyelim? Evet, o zaman A seçeneği gayet güzel bir şekilde havacılığın babası başlığını, ünvanını bu adam hak ediyor dedik, işaretledik. Hemen diğer seçenekleri hızlı bir şekilde yorumlayayım arkadaşlar. Onun başarılı insanı taşıyan bir hava aracı varmış. Bu insanların dikkatini onun umduğu kadar çekmemiş. Parçada böyle bir bilgi yok. Gelelim Ceyhan'a. Ne diyor? İtme kuvvetini anlatmak ki bu aerodinamik kuvvetlerinden bir tanesidir uçuşta. Efendim büyük bir başarıydı. Sadece itmeyi anlatmak mı arkadaşlar? Bu adamın başarılarını dikkate aldığımızda sadece bu mudur ön plana çıkan? Bu bir, çok fazla böyle hani spesifik bir bilgiymiş gibi geldi bana. Denizli'ye geldik. Bir the very first thing. İlk akla gelen şey, onun ilk yaptığı şey 4 bu aerodinamik kuvvetini tanımlamaktı diyor. İlk yaptığı şey bu değildi. Başarılarından birisiydi arkadaşlar. It is obvious. Açık, bariz ki bu yakından kuşları gözlemlemiş, başka hayvanları da gözlemlemiş. Bir hayvan gözlemcisi tarafı olabilir belki ama bu parçada verilen bir bilgi değildi arkadaşlar.
Bu yüzden de 70'e A seçeneği dedik. Biz hemen doğru cevabımızı tekrar belirgin hale getirdik. Ve bugünün kapanışının yapılacağı, dananın kuyruğunun kopacağı 71. sorudayız. Getirin danayı falan diyormuş. Infer sorusuyla getiriyorsun. Hocam parçadan çıkarılacak bir bilgiyi soruyor bakalım. Şimdi not only birds, sadece kuşlar değil, aynı zamanda başka birçok hayvan da, birçok hayvan da diyor, memeli diyecektim, memeli değilmiş, animals, should be monitored, gözlemlenmelidir, efendim uçuşla alakalı bir çıkarımda bulunmak için. Hani bu parçadan sadece kuşlar değil, yani ben yılana mı bakayım uçuşu anlamak için? Yani burada bununla alakalı bir şey yok. Yani başka hayvanları da gözlemleyelim, uçmakla alakalı bir bilgimiz olur. Parçadan belki bu bilgiye çıkarılabilir diyebileceğimiz, nereden baksan hiçbir şey yok. It became apparent, bariz bir şekilde ortaya çıktı ki, Kylie'nin araştırmasından sonra araştırmacılar efendim bakış açılarında haklılardı. Araştırmacılar haklı değildi. Kylie onların haklılık payı olan kısmına bir katkıda bulundu. Araştırmacılar nerede katkıda haklıydı? Evet, kuşlar gibi sonuçta bir itme kuvveti var ve kanatları da kullanalım. Ama Kylie burada nerede katkıda bulundu? Kanatları öyle olduğu gibi kuşlar gibi çırparak değil de farklı formatını kullanalım. Uçuşla alakalı itmek yetmez. Kanadın da farklı şeklini değiştirmek gerekir diye. Hani örtüşen tarafları da var, farklı tarafları da var. Ceyhan, araştırmacıların bakış açısı ve Kylie'nin bakış açısı, Detoff burada point of view'a gönderme yapıyor. Kylie'nin bakış açısı tamamen birbirinden farklı değildi. Evet, biraz önce söylediğim şey bu. Yani örtüşen noktaları var. Tabii ki Kylie'nin yaptığı araştırmacıların tasarımını veya bakış açısını geliştirmek, daha üstüne koyarak bir şey yapmak. Bu da neye? Tamamen zıt bir şey değil bu. Atıp bir kenara koymuyor adamların, araştırmacıların yaptıklarını. Onu alıyor. Diyor ki doğru bakmışsınız ama bak şurayı da düzeltelim. Dolayısıyla bir ortak oldukları nokta var. Tamamen birbirinden farklı noktada değiller. Deniz'e geldik. George Kylie efendim en ayrıcalıklı bilim adamlarından biriydi. 17. yüzyıl. Burada rakamlara dikkat etmek lazım. 17. yüzyıl burada 1773 değil. Bu 18. yüzyıl güzel kardeşlerim. Sadece rakamlarla ilgili küçük bir oynama yapılması gerekiyor galiba. Dikkat. Kylie'nin havacılığa olan yaklaşımı hemen hemen araştırmacıların yaklaşımıyla aynıydı. Ya Kylie'nin ne kadar eşsiz bir adam olduğunu daha parça nasıl anlatırdı bilmiyorum. Dolayısıyla araştırmacılarla aynıysa niye Kylie'yi bu kadar anlattık da araştırmacıların hiç birinin adı geçmedi? Burada aynı değildi arkadaşlar. Üstüne koyarak, adamların yaptıklarını geliştirerek birçok şeyi ilk yapan adam olduğunun altını çizelim. Bu durumda da cevabımızın Ceyhan olduğunu söylemek gerekir. Bu açık bir bilgi değil. Yani burada sadece genel anlamda tamamen birbirinden farklı değil ifadesi anahtar kelime burada arkadaşlar. Not totally different. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çok uğraştım, olmadı. Canın sağ olsun. Ceyhan seçeneğini arkadaşlar doğru kabul ettik. Evet hocam, kapanışı yapacağız. Var mı söyleyeceğin? Benim söyleyeceğim şey var hocam. Yani arkadaşlara Instagram'dan ders, yani yayının başında dediğimi bir kez daha, belki hani girenler çıkanlar sonradan gelenler vardır. Instagram hesabımızı @modadil handle'ımız, takip etsinler. Orada bol bol soru paylaşımları, gerek YDS gerek YÖKDİL, gerekse de YDT için kullanılabilecek soru paylaşımlarına geçtik. Özellikle yeni formatta ve yayınlarımız, YouTube yayınlarımız, o soruların çözüleceği YouTube yayınlarımız olacak hafta içleri. Yani bizi bir sınav televizyonu gibi takip edebilirler. Moda Dil'in Instagram hesabından artı YouTube kanalımıza abone olarak. Benim diyeceğim başka bir şey yok. Ben yarın yokum. Yarın Suat Hoca ile sen varsın galiba. Evet. Şimdiden, bakayım beğeni sayısına. Tamam, geliyorum. Şimdiden ben herkese başarılar diliyorum YÖKDİL sınavında. Ben uzun zaman sonra ilk defa bir sınavına girmiyorum ÖSYM'nin hocam. Ben de girmeyeceğim. Beni aradılar, dediler ki bir sıkıntı mı var? Sen 10 yıldır sınavların hepsine giriyorsun. Dediler alalım, hani neyse olay çözelim ÖSYM'den. Dedim bu sefer girmeyeceğim. Aramıza biraz mesafe koymak istiyorum. Özlettirmek istiyorum hocam, anlayacağın. O yüzden YÖKDİL bu sınava girmeyeceğim. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah
gönüllerine göre notlar alırlar. Ağzına sağlık güzel hocam. Sana gönülden teşekkür ediyoruz. Sadece hocam, sana da değil. Bu süreçte kamp boyunca arkadaşlarımızdan hiç yüzünü görmediğimiz, adını duymadığımız bir sürü arkadaşımıza dokunduk bu kamp süresince arkadaşlar ve bundan öncekilerde. Burada emeği geçen bütün hocalarımıza, bütün Moda Dil ailesine ve bütün çalışanlarımıza, ekip arkadaşlarımıza arkadaşlar gönülden teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve yarın yine bu kapanışı yapacağız ama bugün Uğur Hocam da buradayken onun da huzurunda yine içten gelen bu teşekkürü sizlere de aktarayım, sizlerle de paylaşayım istedik. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ ol hocam. Bütün hocalarımızın da emeğine sağlık. Allah razı olsun. Ben onlar adına, bütün öğrencilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bazı yani son sorular varsa alalım hocam, sonra olur, kapatalım. Olur, son olur. Böyle nokta son atışı, bir iki dakika arkadaşlar. YDT kampının tarihini soruyorlar hocam. Arkadaşlar henüz YDT kampıyla alakalı %100 netleşen bir takvimimiz yok. Ama merak etmeyin, çok yakında hem sizlerle paylaşacağız hem de olacak inşallah. Ölmezse akılırsak YDT kampı çok kısa bir süre içerisinde takvimi de netleşmiş bir biçimde sizlere aktarılacak. Bunun için Uğur Hocam'ın dediği gibi bizi sosyal medyadan takip etmeniz yeterli. Hem Instagram'dan hem Facebook kullanıyorsanız Facebook'tan, YouTube kanalından da mutlaka duyurusu olur. Eğer bizi takip ediyorsanız haberiniz olacaktır mutlaka. YDS kampımız da olacak arkadaşlar. Hem orada, deneme sınavımız. Evet, YDS biraz daha sorularda boğuşacağımız bir kamp olabilir. Bir bakalım, göreceğiz. Aynen hocam. Tamam. YDS için çok yakın zamanda arkadaşlar bir hem deneme sınavını sizlerle paylaşacağız hem de kampımız olacak. Bu arada daha başvurusu henüz bitmemiş YDT öğrencilerimiz var, YKS dil öğrencilerimiz var bizleri takip eden. Moda Dil'in ana sayfasında arkadaşlar bir bannerımız var ve Türkiye geneli YDT deneme sınavı ve aynı zamanda TYT deneme sınavı, ikisini bir arada yapacağımız bir deneme sınavı var. Onun da başvurusunu henüz yapmadıysanız, birçok merkezde yapılıyor sınav, yapılacak daha doğrusu sınav. Eğer bulunduğunuz yerde bir merkez yoksa PDF olarak sınavın sizlere aktarımı da mümkün. Henüz başvurusunu yapmadıysanız Türkiye geneli YKS dil deneme sınavı ve TYT deneme sınavına mutlaka başvurun. Ücretsiz olarak bu hizmeti arkadaşlar sizlere sunuyoruz. Mutlaka faydasını göreceğinizi düşünüyoruz. Hem siz hem de etrafınızda YKS dile hazırlanan arkadaşlarınız varsa mutlaka haberleri olsun ve bu fırsatı kaçırmayın deriz. Ciddi, çok güzel bir sınav hazırlandı sizler için. Sınav öncesinde de hani böyle YDT kampı diyorsunuz ya, kamp öncesinde de bu hizmeti sizlere tekrar duyurmuş olalım. Mutlaka ama mutlaka YKS dil denememizi hem başvurun hem de TYT tarafını hem siz yapın hem de arkadaşlarınıza söyleyin. Zorluk derecesi değişir. Girin görün arkadaşlar. Halil hocam sana biraz farklı gelecek. Nur Seda hocama farklı gelecek. YDS denememiz de olacak bu arada. Olacak evet. Biraz önce dediğim oydu. Tamam. YDS için de ayrıca bir deneme bayağı yapıyoruz. Bayağı aktifiz bu aralar. Benim şu online okuma grubu yalan oldu gibi geldi bana. Hocam çalışıyoruz. Olduğu kadar. Evet arkadaşlar mutlaka takdir edeceklerdir. Evet. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Güzel bir yayın oldu. Güzel bir şekilde başladık. Güzel bir şekilde bitirdik diye düşünüyoruz. Yarın Suat hocamla çok önemli bir noktayı şimdi size söylüyorum. Yarın saat 2'de değil, yarın saat 12'de olacak yayınımız arkadaşlar. Canlı yayın 12'de başlayacak. Cumartesi günü yarın saat 12'de Suat hocamla beraber kapanışı yapıyoruz. Kalan okuma parçalarını sizlerle birlikte çözeceğiz. Unutmayın, yarın saat 12'de arkadaşlar. 2'de değil, 12'de görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.